güzel bir ortam kurmuşuz. Kolay gelsin, merhaba. Saçlarını yapacağız, boyayacağız, seni güzelleştireceğiz. Hayır, gerçekten sen teşekkür ederim. Misafir edelim. Ben de orada oturuyorum. Gerçekten olmaz. Ama büyük çekmecede sınavım. Buradan tamam, büyük çekmecede. Sınava yaşayacakmış. Sınava yaşayacakmış. Teşekkür ederiz. Sağ olun. 3, 2, 1. Evet. Hoş geldiniz bana. Şu an şu enerji çok kaba duruyor. Olmaz. Siz ben çok marjinal bir insanım dediniz. Ben bunları böyle toplamak istiyorum sonra. Var yani. Ne kadar keseceksin yani onu? Şuranın en azından şuraya gitmesi lazım ki. Hayır, size güzel o seveyim. Zaman kısa saç yapıyorsun. Benim saçımı bak kısacık yaparsan ben de senin tependeki tamam. Saçını keseceğim. Tamam, söz. Bu kadar iki, bu kadar üç. Üç santimi kestin. Ben de senin kuyruğunu keseceğim. Tamam, ben en son keseceğim. Buradan keseyim mi? Ucundan keseceksen sıkıntı yok. Al. Al işte, 3 santim kestim. Tamam, bak. Ben de 3 santim kestim. 3 santim bak. 3, 2, 1. Açıkçası bu kadarını beklemiyordun. Renkte beni şaşırtmanı istiyordum. Şaşırtmışsın. Arkaları çünkü çok iyi açılmamış. Canım ben zaten meslekten anladığını düşünmüyorum şahsen. Onun bir sıkıntı yok yani. Star ekranlarından herkese merhaba. Benim kuaförümde haftanın 3. gününde yarışmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yarışmacımız Cemal Bey olacak. Kendisi oldukça genç biri. 24 yaşında ve tam 8 yıldır bu mesleğin içinde. Bakalım bu genç yaşına rağmen haftanın birincisi olma şansını yakalayabilecek mi? Eğer siz de bugünkü değişime hazırsanız sıkı durun çünkü programımız başlıyor. Cemal Güçlü, 24 yaşındayım. İstanbul Sarıgazi mühitinde, mekanında kendi iş yerim var. 8 senedir bu işi yapıyorum. Hedeflerim arasında salonu ilerleyen süreçlere daha büyük bir yere çevirmek ya da daha büyük bir yere taşınmak. Daha çok yani nasıl diyeyim ben size, büyümeyi hedefliyorum yani elimden geldikçe. Ön plana çıkmak istiyorum. Genç ve iddialı yarışmacımız Cemal Bey yaptığı eleştirilerle dikkat çekti. Bugün rakiplerinin karşısına çıkacak olan genç yarışmacımız bakalım neler yapacak. Üçüncü gün programda. Bugün benim günüm. Bugün işte elimden geleni yapacağım. Burada yani yapılması gereken her şeyi yapacağım. İki gün çok iyi geçmedi bence. İlk gün saç renginde değişim olmadığı için bir eleştiri yapmıştım zaten. Şekillendirmesi güzeldi, taraması iyiydi. İkinci gün bence çok kötü geçti. Cemal Bey'in çalışmalarını değerlendirecek olan rakipleri geliyor. Bu arada Bülent Bey'in centilmenliği de gözümüzden kaçmıyor. Onları bekliyorum. Gelsinler. Hiçbir şekilde eleştirmekten de korkmuyorum zaten. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldin abi. Naber? Günaydın bu arada. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Ne haber? İyi, teşekkür ederim, siz sormalı. Teşekkür ederim. Bayağı üşümüşe benziyorsunuz. Aynen, donuyoruz. Bugün çok üşüdük, çok. Gelirken zorlandınız mı? Resmen kesinlikle zorlandık. Hasta olacağız. Zorunduk. Doktor paralarını da sen arkadaşlar, hamburada buluruz. Sokak boş gibi biraz şey. Teşekkür ederim. Burası işte benim küçük salonum öyle. Çok güzel, çok küçük ama şık bir yer. Elimizden geldikçe işte yerler, tabanlar kendi dekorum zaten. Bence şey olmuş, maviler çok hoş olmuş. Teşekkür ederim. Güzel salonum var. Güzel, şirin yani. Çok güzel. Cemal bizi çok iyi karşıladı. Yani güzel bir salonu var. Küçük ama güzel bir salonu var. Yani iyi karşıladı, güzel karşıladı. Sıcak bir karşılamaydı. Cemal iddialı olmaya çalışıyor. Öyle gözükmeye çalışıyor. Ama gereğinden fazla kendini katıyor. Bakalım bu iddialı davranışının sonucunun ne olacak onu çok merak ediyorum. Nasıl güveniyorsun kendine? Güveniyorum canım. Zaten güvenim olmasa burada işim olmaz diye düşünüyorum. Hiçbir şekilde... Herkes elinden geleni yapsın bence. Eleştiride hiçbir şekilde peki, şey yapmayın. Nasıl bir model istiyorsun? Nasıl bir model bulalım sana? Ben, kolay mı olsun, zor mu olsun? Sizin gibi yine ben de fark etmez diyeceğim. Sonucu göreceğiz yani. Sıkıntı yok. Zorlanacağım bir şey var mı? Herkes fark etmez. Zorlanacağım bir model. İlk böyle arkadaşlarımı gördüğüm zaman hep böyle yüksek bir potansiyelle kendilerine ama işte sonucu görmediğiniz için bence. O en son bence bittikten sonra da bir daha değerlendireceğim. Hep aynı kelimeleri duymaya başladım ama ya. Yani farklı bir şey bekliyorum. Dünkü gibi, Hülya Hanım gibi olma sonra.
Göreceğiz diyorum ben yani, sıkıntı Cemal yok. Cemal uçuracak saçı değil mi? Ben bakın dünyanın inanıyor zaten bana. Sıkıntı yok yani. Uçuracak. Ben de inanıyorum sana. Bence yaptığım eleştiriler yani haklı olduğum yanları siz de belki sonradan düşünmüşsünüzdür. Bence bugün Cemal'in günü olacak. Süper olacak. Yani olacağına inanıyorum. Ben özellikle bizzat bugün seni zorlayacak bir saç inşallah kendi adıma zaten bulmak senden istiyorum. Senden onu bekliyorum. Evet. Hem yaşlar... Renkli olsun birazcık daha şöyle yani, değil mi? Rekabet olsun. Ve birazcık da sanatlarımızı görelim. Neler yapabiliriz? Senden beklentim yüksek yani. Benim de senden boş bekliyorum yani. O yüzden. Her sıkıntı yok yani. Seni bayağı zorlayacağım o yüzden. Hazırlıklı ol yani. İstediğin bir şey var mı dışarıdan? Hani hiçbir özel bir şey olsun olmasın? Yok yok yok, hiçbir şekilde tamam. Fark etmez. Yani bu güzel model ya da işte yüzü güzel olsun, genç olsun. Bugün daha çok renklendirmede ön plana çıkmak istiyorum açıkçası. Beni şaşırtacak mısın bugün? Ya renklendirmede, bakın ben şu şekilde çıktım. Gelecek model, ben müşteri gözüyle bakacağım sonuçta. Kendimi ön plana çıkartacağım diye bu insanı ağlatmayacağım. Ön plana çıkmak güzel bir şey ama geri planda da kalabilirim yani. Önemli olan karşımdakinin de beğenmesi önemli değil benim için. Bugün değişim yapacaksın ama. Bakın dediğim şekilde uygunsa değişim zaten olur. Uygun olmayan bir şey... Bugün sana uygun bir şey bulacağız inşallah. Olmayacak da o yamin denmez yani. Cemal iddialıydı zaten başından beri. Bir de Cemal'in fikirleri hoşuma gidiyor. Genç, yaşı çok genç. Ayrıca güzel düşünceleri var, fikirleri. Biraz konuşma imkanım oldu. O yüzden de güzel şeyler bekliyorum Cemal'den. Çok güzel şeyler. Yani Cemal arkadaşımız yani çok iddialı değil. Bana konuştuğu gibi çıkmayacaktır eminim. Çok iddialı olduğunu sanmıyorum. Tartışmalarımızı biraz daha ileriki model zamanlara... Model geldikten sonra konuşalım. Bırakalım evet, aynen. Biz çıkalım modelimizi aramaya. Bence de evet. Hazırladın. Sana kolay gelsin. Güzel bir sürpriz hazırlayıp dinliyoruz. Yok aksine sana güvendiğimiz için getireceğiz. Sana kolay gelsin Cemal. Hadi bol rakiplerine bakınca Cemal Bey zor bir günün beklediğini düşünüyoruz. Peki Cemal Bey ne düşünüyor acaba? Bence hiçbir şey yapmadılar yani. Gerçekten bir şey yapmadılar. Bence korkuyorlar benden. Yani hiçbirinin ben bir şey dediğini düşünmüyorum şu an. İstanbul soğuk ve karlı. Model aramaya çıkan kuaförlerimiz zor da olsa günün ilk adayını buluyorlar. Hanımefendi pardon. Pardon bakar mısınız? Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Benim kuaförüm yarışmasından geliyoruz da biz yarışmacı arkadaşlar. Bir yarışmacı arkadaşımız var. Modelimiz olmak ister misiniz bugün? Rica etsek saçlarınız olacak. Bakımınız olacak. 3 saat zamanınız sadece. Lütfen rica etsek. İzliyor musunuz yarışmayı? İzlemiyorum. İşte zamanı. Teşekkür ederim. Bakar mısınız? Hanımefendi bir 5 dakikanızı alacağız. Bir bakar mısınız? Pardon, çok affedersiniz. Günaydın. Merhaba arkadaşlar. Benim kuaför yarışmasına gidiyorum. Katılmak ister misiniz? Yok yok, hayır. Kaç bir şey yok. Anne kızım sanırım. Lütfen bir 3 saat sonundaysanız. Olmaz mı? Ooo. 3 saat sadece. Zamanınız sadece 3 saat. Soğukta evet, bekleyin. Evet. Soğukta bekleyin. Lütfen. Ya birkaç saatimiz var. Ya biz geç kaldık zaten. Çalışıyoruz. Peki. Tamam. Teşekkür ederiz. Soğuğa ve kaygan zemine rağmen ilerlemeye çalışan kuaförlerimiz hiçbir adayı kaçırmamaya çalışıyorlar. Evet. Arkadan bir bayan geliyor. Oraya bakabiliriz aslında. Evet. Evet. Onlara bir konuşalım. Siz ne dersiniz? Olur mu sizce? Ama yavaş kaymadan. Dikkatli adımlarla model adayına doğru yaklaşıyor kuaförlerimiz. Merhaba. 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 Aydın, nasılsınız? Benim kuaförüm yarışmasından geliyoruz. Saçlarınızı yaptırmak ister misiniz? Hemen toplanacağız yani. Yarışmacı arkadaşlar. Programı izlediniz mi kızlar? Ha, izliyorum ben. Saçlarınızın zaman... bakımı olacak. Renk olabilir, kesim olabilir. Evet, saçlarınız çok, çok güzel bence. Çok başarılı. Siz ister misiniz? Yok sağ olun, ben işe yetişmem gerekiyor. Lütfen ya, bize ayıracaksınız. Çok soğuk, donduk. Bir saçlarınıza bakabilir miyiz rica etsem? Boyası falan gelmiştir belki. Tam da bakıma ihtiyacı var şu anda. Çok güzel ama daha güzel olabilir. Olmaz mı? Tamamınız yok gerçekten. Çok uzun bir süreniz değil sadece. Biliyorum. Bir saat. Biliyorum. İşe yetişmemiz gerekiyor. Ama neden ya? Hadi bu çok soğuk. Lütfen çok teşekkürler. Görüşürüz. Soğuk işleri oldukça zorlaştırıyor. Dışarıdaki hanımları ikna edemeyen kuaförlerimiz sıcak dükkanlarında bekleyen adaylara yöneliyorlar. Merhaba. Pardon. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz? Benim kuaförüm yarışmasından geliyoruz. Bir bizim model arıyoruz. Biraz gelsin. Aman benim kuaförüm var. Var da illaki ama bugün bize zamanınızı ayırıp saçlarınızı bir değişiklik yapsak. Bir şey söyleyeyim mi? Olabilir ama hani şöyle bir şey diyeyim ben size. Bugün çok iddialı bir yarışmacı var burada. Zaten kaynakların da var galiba. Tamam biliyorum ama yani izin alabilir
patronunuzdan? Evet. Alırız ya. Alamayız. Neden? Memnun musunuz saçlarınızdan böyle olmasına? Saçlarından çok... Peruk değil mi bu? Şöyle. Kaynar. Kendi saçınız değil sanki ya. Bugün çok iddialı bir arkadaşımız var yarışmacı. Evet biz de iddialı bir model arıyoruz zaten. Tam da uygun bir tip olarak gözüküyorsunuz. Bizimle az bir zamanınızı ayırıp gelseniz biz konuşsak işletmecinize. Olmaz mı? Yani sizi baştan yaratabiliriz. Sizi baştan yaratabiliriz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tamam teşekkür ederiz ama çok mert. Sağ olun. Kolay gelsin. Model ararken çok üşüdük. Hatta bir ara hiç konuşamıyordum bile. Çok zor bulduk. Herkes kaçıyordu adeta ya da acele ediyordu. Zorlandık açıkçası model ararken. Biraz vakit ayırabilir misiniz? Vallahi hiç vaktim yok. Sınava yetişeceğim. Tamam sınava sonra da gidersin. Ama gerçekten sınava yetişeceğim. Saçlarını yapacağız, boyayacağız. Seni güzelleştireceğiz. Hayır gerçekten saçlarını. Bakalım bir saçlarını. Bak ben seni ben de misafir edelim. Ben de orada oturuyorum. Gerçekten olmaz. Bak saçlarını uzatma. Sınavım var. Sınava yetişmem. Tamam bir şey yetişmesin zaten. Hayır. Ama büyük çekmecede sınavım. Buradan büyük çekmecede. Tamam o zaman arkadaşlar. Sınava yetişecekmiş. Tutamayız daha fazla. Sınav varsa Hakan sınav durur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Adaylar bir bir kaçıp gidiyor kuaförlerimizin ellerinden. Bu arada soğuktan elleri de donmaya başlıyor kuaförlerimizin. Arkadaşlar ateş yakmış birileri orada ısınalım hemen. Ay ısınalım mı şurada ya birazcık ben, ne olur. Ben birazcık azıcık ısınalım şurada. Azıcık ne olur. Çok donduk. Güzel bir ortam bulmuş. Sınav gelsin merhaba. Ellerini ısıtan kuaförlerimiz ardından yine işe koyuluyorlar. Çok pardon merhaba çok affedersiniz. Merhaba. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim soğuklar. Sizi daha çok soğukta bekletmemek adına bizler benim kuaförüm yarışmasından geliyoruz. Ve bir yarışmacı adayımız var. Sizi de model olarak kullanmak istiyoruz. Saçlarınızın baktığın zaman tam bir bakıma ve değişime ihtiyacı var. Gideceğiniz yer sıcak. Evet. Çok güzel. Yani bence harika olursunuz. Kısa bir süre. Evet evet anlıyorum. Kısa bir süre. Kısa bir süre ayırır mısınız bizi? Çok kısa bir süre. Saçlarınızın bakımı, değişimi, rengi vesaire vesaire bir hatıra, bir anı olarak kalabilir size. Yarışmacı adayımız. Yarışmacı adayımız çok iddialı. Düşünür müsünüz lütfen? Değişiklik olsun. Bizi kırmayın bugün. Sadece çok kısa bir süre içerisinde. Çok kısa bir süre içerisinde değişim olacak. Sizi anlıyorum. Hava soğuk. Bakın. Ama bakın şöyle bir şey. Bizi siz de anlayın. Biz de çok soğuktan donduk. Şöyle bir şey anlatayım ben size. Yarışmacı adayımız çok iddialı olduğunu söylüyor ve çok doğru bir saç istediğini söylüyor. İnanın bu soğukta ben. Evet, bu soğukta sizi tutmak istemiyoruz. Sizi götüreceğiz sadece o kadar. Kısa bir süre içerisinde değişim. Saç düşünemiyorum bu. Ya şimdi teniniz zaten çok güzel. Zaten soğukta olmayacak. Saçınızı çok güzel bir renge boyayacağım. Lütfen. Arkadaşım, kısa bir süre içerisinde bize zamanınızı ayırın. Hemen alacağız sizi. Kendiniz sizi üşüyorsunuz. Hadi ısınmaya götürün. Saçlarınızın rengi değişecek. Bakımı olacak. Isınmaya gidiyoruz. Hadi. Lütfen bizi kırmayın. Ne olur. Çok üşüdük zaten. Ya gir kalın arkadaşım. Evet. Ama biz de sizi beklemek adına lütfen sıcak bir ortama alacağız. Güzel bir şekilde saçlarınız olacak. Anneme gidiyordum. Annem bekliyor beni. Annenizi misafir olarak alırız. Olur mu? Söyleyeyim. Arkadaşımız çok iddialı. Kahvesini yapmış. Şu anda bizi bekliyor. Ve ben özellikle yani. Bizzat Cemal arkadaşımıza zor bir model istiyordum ve sizin saçlarınızın gerçekten değişmeye ihtiyacı var. Lütfen bizim kabul edin teklifimizi. Ben çok güzel daha da güzel olacak. Lütfen beni kırmayın. Arkadaşım istedi sizi beğendi. Evet ben lütfen bizi kırmayın. Ama niye kırıyorsunuz? Sevmiyorsunuz. Lütfen kabul edelim. Olur mu lütfen? Sanki biraz zorla oldu ama yani böyle çok zorla mı? Ya bizi zorladınız ne olur ya anlayın artık yani. Lütfen geçelim. Lütfen bizi kırmayın artık. Çok zor ama. Ben size üşüyorsanız şapkamı vereyim takın. Şöyle şimdilik. Evet. Gidene kadar şapkayı takın. Hanımefendi. Üşümesin. Hanımefendi sizi daha çok fazla soğukta bekletmeyelim. Ben üşüyorum sen üşüme. Yani. Tamam mı? Yok gidiyoruz. Hadi gel. Hadi lütfen gidiyoruz ya. Rica ediyorum sizden. Başka bir günümüz yokuz. Çok soğuk ama. Bugün çünkü arkadaşımız çok iddialı ve siz de bunu bence kaçırmamalısınız. Saçlarınızı değerlendiririm bunu lütfen rica ediyorum sizden. Bana güvenin siz. Ben güveniyorum Cemal arkadaşımıza. Arkasında ben varım. Ben de yardımcı olacağım. Size kefilim olur mu? Teşekkür ederim kırmadığınız için. Çok sağ olun. O zaman da hep beraber teşekkür ederim. Cemal'le dün görüşmüştük aslında. Özellikle saç konusunda, uzunluk ve kısalık konusunda bir kısa kesim gelirse o saçı makineye vururum diyordu. Dediği gibi oldu aslında. Kısa bir saç geldi. Bakalım ne yapacak? Bulduğumuz modelin saçı hem kolay hem zor. Şöyle, eğer hani teknik bilgimiz ileri seviyede ise kolay bir saç. Ama teknik bilgimiz zayıf ise çok zor bir saç. Zor da olsa ikna edilen model adayı daha fazla soğukta bekletilmeden hemen salona getiriliyor. Önce biraz tanıyalım mı? Ne işle meşgulsünüz? Ben Gündür Eren'i.
ressamım. Aynı zamanda ev hanımıyım. Harika. O zaman güzel bir gün geçireceksiniz. İnşallah. Mutlu olacaksınız. İnşallah. Ama zorlayacaksınız sanırım. Yani biraz kuaförünüzü zorlayın. Çünkü bu güzel bir yarışma programı. Evet, benim saçlarım çok güzel. Ben beğeniyorum. Bundan daha iyisini yapacaksa. Yok, güzel yapacak. Güveniyorum ben. Ama siz daha da çekiniyorsunuz biraz. Ama bence biraz şey. Ama ben saçlarımdan çok memnunum. Korkuyor musunuz kuaförünüzden? Yok. Bence çok güzel. O benden korksun. Ben niye korkayım? Kuaförümüz dişli mi? Bence böyle olmaz. Siz isteklerinizi üzerine ısrarla durun ama. Tamam. Yani onu kendisine bırakmayın. Bence inadın. Tamam mı? İstediğini yapalım. Öyle yapalım o zaman. Biz gidiyoruz. Birazdan yine arkadaşımız sizi almaya geleceğiz. Tamam, burada bırakacağız. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar biz bakalım. Arkadaşım. Arkadaşlarımı almaya gidiyorum. Yani çok bir istim yok şu an. Onların geleceği şekle göre, getirecekleri modele göre zaten bir hareketlilik olacaktır. Kendime iddiam var yani, hiçbir şekilde fark etmez. Merhaba. Hoş geldiniz. Tekrardan. Nuna, hoş geldin. Merhaba kardeşim. Merhaba. Hoş geldiniz Nuna'nın. Hoş bulduk. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldiniz Nuna'nın. Donduk var ya. Kardeşim, dolaştık sokaklar, buz gibi, çok üşüdük. Hissetmiyorum kendimi. Ben mi? Oraya zıpladık, buraya zıpladık. Sonunda Bülent Bey sana bir bomba patlattı. Canı sağ olsun, ya sıkıntı yok yani. Çünkü vazgeçtik artık dedik. Cemal zorlanmasın. Doktorum, ben zorlamamanız beni üzer yani. Sevindin mi? Yok, ben soğuk üzüldüm yani. Biz ne kadar kolay da bulsak. Kolaya kaçmayalım yani. O kadar zor bir şekilde herhalde tahminince rengi kolay da olsa zora çevirip bir başarı ortaya çıkartacaktır. Kendi adını, değil mi? Öyle mi? Ben öyle düşünüyorum. Doğru. Göreceğiz. Evet, ben gözlüğü takacağım. Siz de artık modeli getirirsiniz. Ben modeli alıp geliyorum, tamam mı? Evet. Şöyle iki adım ben alayım mı seni? Teşekkür ederim. Şöyle bir alayım. Gündür Hanım yeni bir imaj sahibi olmaktan korkuyor mu acaba? Korkmuyorum, hayır. Ben kendimden eminim her zaman. Her şekilde ben her zaman kendimden eminim. Merhaba, merhaba, ben geldim. Canım, anlaştığınız geldin. Gibi, tamam mı? Söz verdiniz bana. Ben içeri götüreceğim ama zorlayın tamam, yani biraz. Tamam. Sizi emin ellere teslim ediyorum, tamam. Hiç korkmayın. Tamam değil canım. Mi? Tamam. Hadi, teşekkür şöyle, ederim. Ne bu? Sizin soğuk değil mi? Evet. Bak modelimiz üşümüş ya. Böyle gelin. Yanımıza gelin. Şöyle. Şöyle. Öldürdünüz beni. Soğuktan öldürdünüz. Evet. Cemal Bey, modelimiz karşımızda. Tamam. Şöyle dönelim şöyle hafiften, evet. Tamam, gerekiyor. Saçları şöyle dokunabilirsiniz. Üşüyorum çok ya. Modelimizin ismini sorabilirsiniz Cemal Bey. Ben gözlüğü açık. Daha sonra tanışmayı düşünüyordum. Tamam. Şu an yüzünü görmediğim bir insana gözüne bakmadan konuşabilmenin adına. Ya saçlar... Yüzümü görünce çok korkarsın ama. Ya canım, yani bakımsız bayan vardır. Hiçbir zaman sıkıntı yoktur. Ya saçlar kuru. Kuru. Yani ölür. Olabilir. Yani sarı olabilir ya da açma işlemi olmuş olabilir. Kendim yapıyorum. Yok, saçları bayağı bir şey olmuş. Uçlar kuru. Bir şey olmuş. Ne olmuş acaba? Ya açma işlemi yaptırmış olabilirsiniz. Peki koyu olabilir mi saç? Yok, bu saç bence koyu bile olsa zeminde kesinlikle açık bir renk vardır ki onu kapatmışlardır. Yani saçta yıpranmalıklar var, kuruluklar var bence. Açık renk diyorsun değil mi sen? Tespitleri açık güzel renk ama derken, arkadaşlar. Bakın şu şekilde açıklayayım ben size. Açık saça bir cila yaparsın koyudur. Yok şu ama, an açık renk mi değil mi onu soruyorum arkadaşım, sadece. Arkadaşım anlatamıyorum ben sana herhalde. Diyorum ki açık bir saça cila yaparsın koyudur ama zeminde açık olduğu için yıpranık durur. Ama şu an açık olma ihtimali ki, yüksek bence. Heh, onu soruyorum sadece. Açıktır bence büyük ihtimalle. Onu sordum. Çok dolandırdın da çoğu yüzden. Ama hazır kendim yaptım ev saçlarımı. Beraber göreceğiz. Şimdi hazırsan saymaya başlayacağız. Olur. Olur, sıkıntı yok. Tamam mı? 5, 4, 3, 2, 1. Evet. Öcüğüm. Hoş geldiniz benimle. Nasılsınız efendim? Ne öcüsü? Aşk olsun. Nasılsınız? Çok iyi misiniz? Ben de iyiyim, sağ olun. Ben üşüdüm de olsun, titredim dışarıdan. Gündür. Gündür Hanım, ben Cemal bu arada. Memnun merhaba, oldum. Memnun hoş geldiniz. Tekrar montunuzu alalım isterseniz. Alalım. Üşümüşsünüz, çantanız var. Cemal şu arada şey ya, çok hoşuma gitti. Sizin de montunuzu alalım isterseniz arkadaşlar. Saçla ilgili tespitlerin güzeldi. Ya işlem yurdu için biraz. Evet, işlem yurdu işte. Şu 30 yıllıklara duyurulur. Merhaba, adım Gündür Erineni. Yaşım 58. Ev hanımıyım. Ressamım aynı zamanda. 8 kişisel sergi açtım. Birçok tablo sattım, yaptım. Hayvanları çok seviyorum. Bu kadar 2, bu kadar 3. 3 santimi kestin. Ben de senin kuyruğunu keseceğim. Tamam, ben en son keseceğim. Buradan keseyim mi? Ucundan keseceksin, sıkıntı yok. Al. Al işte, 3 santim kestim. Tamam, bak. Ben de 3 santim kestim. 3 santim bak. 3, 2, 1. Artıkçası bu kadarını beklemiyordum. Renkte beni şaşırtmanı istiyordum. Şaşırtmışsın. Arkaları çünkü çok iyi açılmamış.
canım ben zaten meslekten anladığını düşünmüyorum şahsen. Onun da sıkıntı yok yani. Cemal Bey, nasıl buldunuz modelimizi? Yani ilk başta hanımefendiyle bir konuşmak istedim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben de sizi gördüm, daha iyi oldum. Güzel bir saçlarınız var. Bayağı gür maşallah. Yani bayağı gür. Güzel mi? O kadar bütün sağlıklı. Bütün sülalemizin saçları böyledir. Orman sağlıklı maşallah. Ve kalın terli bir saç geçirmiş. Güzel güzel maşallah saç. Ama şu an şey de var. Sprey efendim? De var. Onun verdiği bir sertlik ben de var. Ben kendim şeklinde. Doğrudur efendim. Yok yok, yani sprey çok bir şey yapmayacaktır yani. O kadar aşırı bir yoğun bir sprey yok zaten. Çok sıkıntı yaratmayacaktır yani bizim için. Zaten sana hazır bir saç getirdik. Hiç zorlanmayacaksın bu saçta. O zaman ben fön çekip göndereyim istersiniz. Aynen öyle yani. Hiçbir şey yapmadan bu saçı al, fön çek, gönder. Saç dediğiniz gibi değil mi? Şu an hazır, açılmış bir vaziyette duruyor. Yani seni herhalde renk konusunda fazla zorlamayacaktır. Şöyle yapalım. Ya o bizim aramızda kalan bir şey bence. Biz onu ikili konuşmalarda zaten... Buyurun hanımefendi. Şöyle yapalım. Hepiniz birer köşeden yapın. Hepinizin el sanatları görürsün. Arkadaşlar yaptı. Onlar sırasını geçirdik için. Hayır, benim saçımda yapın birer köşesinden. Ben çok hızlıyımdır zaten. Bir sağdan bir soldan. Cemal Bey, modelimi sizi zorlamayacak anlamına geliyor. Yok canım, biz yine hanımefendi beraber ortak bir karar. Yok yok, kork benden, ben seni zorlarım. Zaten korkmam gerekiyor. Korkmazsam olmaz yani. Hiç zorlamayacak format seni. Saç zaten renkli zaten, güzel, açılmış, hazır bir saç yani. Yani bir saç kadar kolay, doğru mu? Çok, ben ondan çok daha kolay. Ondan daha mı kolay size? Daha kolay, evet. Yani. Doğru söylüyorsun. Renk zemini olarak çok kolay Cemal. Bunu inkar etme. Ama bir saniye, bir saniye. Dünkü saç kadar kolay bir saç değil arkadaşlar. Cins olarak değil. Cins olarak değil. Şu şekilde açıklayayım ben size. Dünkü saç ince telli bir saç, bir. Bu kalın telli bir saç. Evet. Ve bu saç açma işlemi görmüş bir saç. Evet. Bu pozisyona kadar açılmış. Ben kendim yaptım. Doğru efendim. Bir saçı bir kere de tutup da 10 derece açamazsın. Bir soralım ki size, açma işlemi oldu mu saçınıza? Evet, kendim kaç kere oldu? Açma işlemi nasıl yaptınız? Oryal tozum vardı. Zaten evet. Rengi bakarsanız arkadaşlar, dip kısımlar daha açma. Açmayı görüyorum zaten. Evet. Şuralar zaten daha kalın olduğu için açılmamış. Bir şey söyleyeceğim. Cemal, bu konuda seni tebrik ediyorum. Niye biliyor musun? Saçı daha gözün kapalı, saçın açılmış olabileceğini, yıpranmış olduğunu. Kuru zaten. Ama gerçekten zaten canlı artık bir saç. Emine Hanım, boyası ama saç yok ki. Saç. Hayır yani öyle bir şey söylüyorsun saç ki boyası değil. Saç yok ama artık. 30 yıllık kuaförüm dedi. Yani Cemal de yani çok ben demek ki 30 yıllık değil. Kuaför yaşı değilim. Tamam mı? Çok yani bilmiyorum saçı. Hayır saçını. Ama bak anlamıyorum. Demiyorum. Ya Cemal dedi ki hemen şak diye anladı yani hayır, saçı. Hayır ben anladım tabii. Dokunma dokunmaz bence hemen anlamayabilirim. Arkadaşlar siz dünkü kadarlarınızdan devam ediyorsunuz. Saçla ilgili. Ama bak şimdi. Hülya Hanım kusar mısınız? Bir şey söyleyebilirim. Benim modelim de şu an tedirgin anladı diyorsunuz. Anladı ama. Anladı tamam, yani. Doğrudur ama işte biraz da doğrudur efendim. Emine Hanım yani dediğim gibi yani zaten çok fazla tecrübeli bir insan değil. Emine Hanım bana çok yani belki de hemcinsi olduğum için, kıskandığı için belki bu kadar sürtüşme yapıyor benimle. Dediğim gibi Emine Hanım'la hiçbir şekilde anlaşamadık ki bayan olmamıza rağmen biz birbirimize dayanışma içerisinde olmalıydık ama maalesef olmuyor. Hiçbir eleştiriye gelmiyor. Yani her lafıma ters cevap veriyor. Sanki bu kadar kendine emin zaten modeli yaşlandırdı. Yani bana bir şey söylemesin artık yani. Söylemesini istemiyorum. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Ne yapacaksın? Ben ilk başta bu modelimle konuşmak istiyorum. Evet, sizin fikrinizi alayım ben. Efendim ilk başta siz zaten saçınızı açmışsınız. Bunu yaptığınıza göre açık renk istiyorsunuz. Ama tek başınıza başaramadınız, doğru mudur? Eğer isterseniz bunu beraber yapabiliriz yani. Ben size yardımcı olabilirim. Emin ellerdesiniz. Doğrudur ama siz ne yapacaksınız? Bakın onu efendim, siz zaten saçınızı açmaya çalıştınız ya. Ben şundan yola çıkaraktan saçınızı zaten açık renk istiyorsunuzdur. Sizin beyazlarınız da var biraz efendim. Siz ne düşünürdünüz? Ben yani şu şekilde açıklayayım. Saçınızın beyazları biraz var zaten. Şu an açmadan dolayı kapatmışsınız. Belli olmuyor ama bayağı beyazınız var galiba. Bunlardan dolayı açık renk kullanmanız gerçekten iyi. Çünkü açık renkte beyazlar daha iyi konfil olur. Ve dipler çıktığı sürece de sırıtmayacaktır. Mesela normal koyu bir renk kullansanız, zaten bu saçın üstüne koyu yaparsak 2 hafta içerisinde o renk akacaktır. Doğru mudur arkadaşlar? Bundan önce siyahtı saç. Yok, siyah kullanmayın efendim. Çünkü çıkan beyazlarınız ilk haftadan sırıtmaya başlar. Yani 10 gün olmadan şöyle damalı gibi böyle belli olur. Bu sıkıntıdır. Açık renk kullanmanız daha iyi bence. Tamam. Çünkü yani ne yapmayı düşünüyorsun? Ya ben hanımefendinin saçının rengine bakaraktan konuşuyorum. Evet. Gerçi bir açma işlemini yapmışsınız. Platin mi düşünüyorsun? Platin olabilir, daha açık bir renk olabilir. Kızıl. Kızıl hiçbir şey yok. Yok. Ben bu saça kızıl koyu tarzı bir renk yapmayı önermem. Ama hanımefendinin beyazından açmış dolayı... Açmış. Hanımefendi isterse.
hanımefendi isterse tabii ben onu kırmayacağım yani ağlamasındansa onun istediğini yaparım. Ben de yani ben size modelimi ağlattığım için yani. Ben kesin de ağlattım. Boya da ağlatmadım arkadaşlar, ben modelimi yani. Arkadaşlar ben buradan çıkacağım diye kimseyi mağdur etmek istemiyorum yani. Seni de göreceğiz Emine Hanım. Ön plana sanatım açıklamanı isterim ben. Seni de göreceğiz. Arkadaşım ben dediğim şekilde benim için ilk başta hanımefendi... Hayır doğru söylüyorum değil mi? Ön plana sanatım açıklamanı isterim. Bugün olmazsa başka bir gün olur yani. Başka bir gün, başka bir formatta olabilir. Bugün görüşürüz. Ben yok hanımefendiyi kırmak istemem ama dediğim mantıklı mı sizce de? Açık renk yapmamız doğru olmaz mı efendim? Kendiniz yapamadınız. Ya beraber zaten yapabiliriz. Sen işin kolayına kaçıyorsun. Zaten saç açık bir saç. Onun ucuna organı bu. Kaç yıllık platin olacak zaten. Kaç 30 yıllık kuaför. 30 yıllık kuaför değil. Bence hiç değil ya. Ben hanımefendiye cevabını vereyim. Olur mu? Siz 30 yıllık kuaförseniz bunu da anlayamamışsınız. Açık bu kadar yani. Çok şimdi, beyaz olan bir saçı koyu yapmak. Bir şey söyleyeceğim Cemal. Hangi kuaför eğer, yapar bunu? Eğer Hülya yapsaydı bu model herhalde 80'lik yapardı. Profil yapabilir misiniz diyor. Yüzde yapacağım ben. Yüzde yaparsın. Sen çünkü bakalım. Gençlik değil, yaşlılık. Ben yüz yapacağım o saçı. Evet, benim modelim kesim ağladığı için bayağı bir eleştiriye maruz kaldım. Modelim çok ağladı ama yani onun modeli belki ağlamayacaktır ama dediğim gibi çok da mutlu ayrılmayacaktır oradan. Cemal modeli ağlatmayacağını söyledi. Çünkü dün modelimiz çok ağladı. Ben çok üzüldüm. Bence ağlatmaz ya. Çok Cemal bir kere anlaşır modeliyle. Onun huyuna suyuna gider. Model de onun suyuna gidecek bir model. Bence şey olmaz aralarında. Sarı, açık renkler, platinler ne düşünüyorsun? Doğru mu? Ben düşünüyorum ben ziyade saçı olabilecek şeyleri söylüyorum. Yani beyaz bir saçı var hanımefendi. Senin zaten kendi saçmaya çalışmış, yapamamış. Onu anladık, onu anladık da. Ben bunu kırmayıp onun yolundan devam edip bu saçı daha güzel bir sarı yapacağım. Şu onu saç, anladık. Bal sence gibi. Platin için hazır mıyım saç? Bence platin yapmak şart değil çünkü platin tarzı bir saç. Hayır, yapmanız demiyorum. Platin için hazır bir saç rengi olur. O bana kalmış bir benim mesleğimle alakalı bir şey. Ya soruyorum sana. Hayır, lazım mı değil yok. Mi? Yani saça baktığınız zaman. Ne görüyorsun onu söyle. Bence bu saç yeni açıldığı için bunu platine çevirmek yanlış olur. O kadar çok açmak çünkü üst üste açma işlemleri saç şu an sağlıklı yıpratabilir. Bir kıt gerisinde olabilir yani. Yani platin yapamamız. Ben yaparım diyorum ama saçı yıprattıktan sonra yapmanın mantığı yok benim ki arkadaşlar. Benim o günkü o zaman ama şey gibi. Ben yapalı birkaç hafta oldu yani. İşte bu çok kısa bir süre efendim. Ben çok kısa. Ben yapmaya korkuyor muyum diyorsun. Cemal yani. Hanımefendiyi dinlemiyorsunuz ki. Siyahtan çevirmediniz mi efendim saçı? Evet siyahtan. 3 hafta önce siyahtan çevirmişti. 6-7 kere de boyadı. 7-8 derece açılmış bir saçı. Bu saç 3 hafta önce çevrilmemiştir. Asla olamaz. Siyahtan bu saç 3 hafta içinde bu renge gelemez. Yapan kişiden bakın dip kısımları tutmamış siyah değildir. Zaten. Kendi rengidir onu çevirmiştir onu söylüyordur. Siyah bir... boyadan mı çevirdiniz siz kendi renginizi? Evet bu rengi çevirdim. Açıcıyla. Evet o bence bir orada yani. Yanlışınız vardır. Siyah boyayı 3 hafta içinde çeviremez yani imkansız. Peki siyah boyayı kaç zamandır kullanıyordunuz o siyah önceki boyayı? 2 ay kullandım. İşte çevirelim. 2-3 kere. 2-3 kere boyadım. Kestirmiş çevirelim. De olabilir bu arada. Çünkü işte yoksa şeyi normal şekilde çevirmesi. Arkadaşlar üst üste. Siyah geldi. Hayır hayır şimdi şöyle. Üste, iki ayda boyanan, sadece boyandım. Bak, evde tamam boyanan, şunu, siyah, o zaman şunu anlayalım bir dakika. Diyelim ki çevirmiş diyelim. Fotoğrafını göstereyim hayır, mi hayır, size? Hayır hayır hiç gerek yok. Tamam bunu anladık. Şimdi Cemal sen şey diyorsun. Saçı çevirebilirim platine. Aynen. Ama çok yıpranır diyorsun. Bakın ben çok yıpranmaz benim diyorum. Benim hani o günkü şey gibi değil mi? Kızıl saçta bahsettiğim olay gibi. Bülent arkadaşım. Hayır yanlış mı anlıyorum? Bak ben kendi müşterim bile geldi zaman. Hanımefendi şöyle bana çıktım size. Kendi müşterim bile gelse açma işlemi yaptıktan sonra ben tutup 3 hafta sonra genelde rofle yapmam. İkinci boyasını da yaparım. Ondan sonra platine çeviririm. Çünkü aşamalarına ama ben uymazsanız... Ben bir kere boyadım bu rengi. Ama şey kısa bir süre içerisinde efendim. 3 böyle... hafta dediğim yanlış oldu. 1 ay olmuş. İşte 4 hafta. Önemli olan 2-3 ay geçip... Yani bakın şöyle kısa bir süre içerisinde 6-7 cere üst üste açılmaz saç. Sen buyurun. Yani bir şekilde ben bu saçı açamam diyorsun. Çünkü saç kalın telli her türlü ki... kaldırır. Platin de kaldırır. İşte aslında yanlış olan bu. Yok. İnce saç... Yani telli saç açmak kolaydır. Kalın telli saç açılmaz. Hayır. Doğru. Kolay. Şu saç açmayı kaldırır. Yani röfleyi de ben de siz kaldırır. Çok şey yapmayın. Dünkü saçı gördük. Bülent TV dinle evet, istersen de. Evet gördünüz ama kalın telli ince telli açma olayı farklı. Olur yani. Hülya Hanım şu konuda haksızsınız. İnce telli saç röflede, platinle açma evleri daha kolay açılır. Röflede açılır ama. Kalın telli saçlarda. Arkadaş kendine çok güveniyordu. O zaman gelmesi, açsın. İşte onu konuşacağız zaten. Sen kendini ince telde yakar kopar ama. Beni yok zaten kopartmayacağına dair ben ona göre adım atacağını söylüyor. Evet, evet, evet. Ben zaten yıpranmasın diye. De. Ama yok. Ölür saçtan. İşte onu artık arkadaşımız ben de zaten yıpranmasın diye arkadaşlar çok açık renk yapıyorlar ya ben saçınız yıpranmasın. Ben bu arada açık renk yap demiyorum. Ben de açık yapacağım. Ama yıpranacak ama kadar. Ama ben bu diplerinde. Ben de onu çok beğendim. Platin istiyorum. O platin ben. Değil ama ona yakın bir renk yapacağız. Sarı gibi istiyorum. Tamam efendim o zaman yapalım. Yıpranması benim mesuliyetimdi. Ben elimde geleni yapacağım merak etmeyin. Kırıkları alırız. Kesin bunu zaten böyle kaldı.
Boyu ben şu şekilde çıkmışsa saçınızın eğer kırıktan alıp boyunu kesmezsek bir sıkıntı var. Saçınızın katları çok kısa olur. Cemal kendi... nasıl kesmeyi düşünüyorsun? Aa, ne düşünüyorsun? Bir şey söyleyeyim. Ben bir şey söylemek istiyorum burada. Cemal Bey dün sen şey demiştin. Buyurun. Kısa bir saç gelirse eğer tek hedefim var demiştin. Direkt bayağı bir makineye bile vururum demiştin. Efendim. Arkasında mısın? İsim neydi efendim? Gündür. Yaş kaçtı efendim Gündür'ün? 18 yaşında bir bayan olsun. Hayır ben soruyorum sana şu an. Sen 58 yaşında bir bayana makineye vurur musun senin arkadaşım? Yapabilir yani? Misin yapar mısın onu soruyorum. Ben sana anlatamıyorum ki. Ben yaptırırım. İstersen. İsterseniz. İstiyor musunuz peki? İstersem yaptırırım. İstiyor musunuz? İstemiyorum. Ama istemiyorum. Ya demek ki yaptırılabilirmiş. Ama yaptırırım. Ben bravo. Çok... Ama o kişiye göre değişiyor. Kendisi. Ama bakın olay bu. Arkadaş evet, şu şekilde çıkayım ben size. Bence kişinin işi... saçın önemli yani yaşı önemli, işi önemli, bulunduğum büyük önemli. Vallahi yaş hiç önemli değil. Ben istediğim tamam. Her şeyi yaparım. Biz zaten sizle o değişiklikleri yapacağız. O zaman vuralım. Kıyafet olarak tamam, ben tamam. Buraya gelirken böyle. O yapayım. Zaman siz bana yardımcı olacaksınız eminim ben de. Ben makineye vuracağım o zaman saçı. Emine Hanım bakıyorum size sürekli erkeklerden tarafsınız. Bayanlardan yani, tarafı olduk da ne oldu ki? Gerekiyorsa yaparım. Güvendiğimiz damlara kar yağdı. Toparlayalım o zaman arkadaşlar. Kullanırım dedim. Renk olarak platine mi karar verdiniz? Platin evet, olabilir açık mı yapacağız? Tamam kesinle neye karar veriyorsunuz? Aynen. Kesimde yine hanımefendiyle konuştular zaten. Kırıklarını alacağım. Ama ben size şöyle açıklayayım mı? Bir açıklama yapayım ben size efendim. Evet. Uzatıyorsunuz da işte. O zaman kırık da almayacağım ben size. Çünkü saçınızı kendiniz kesmişsiniz. Efendim şu şekilde çekeyim. Ne eminim? Kat kesmişsiniz saçınıza. Üstler çok kısa. Şuradaki potlukları görebiliyor musunuz? İşte kopanları bende. Bakın saç uzatılırken, bakın benim kendi saçım bakın. Üstlerden uzatılır yani. Bu arada senin sizin... saçın da tarz olmuş. Teşekkür ederim. Değişim ama olmuş. Bana böyle yakışıyor katlı üst kısımlar. Ama efendim buranın kırıklarını alıp buraları kesmezsem. Ama işte potluk var bu saçta. Arkadaşlar, biz şimdi o zaman modelimizle... yarışmacı arkadaşı bırakalım. Uzun olmaz. Gidelim. Olur efendim. Cemal Bey. Tamam biz yine dediğim şekilde onlar sizle konuşuruz. Onlar modeline karar versinler tamam. Ne yapacaklarına. 5'ten aşağı doğru sayıyorum tamam. Ve zamanını başlatıyorum. Tamam. 5, 4, 3, 2, 1. Başlasın. Tamam. Kolay gelsin. Zamanım başladı. Sağ olun arkadaşlar. Hadi çıkalım biz kolay gelsin. O bayana... Biraz ikna ile istediğin her şeyi yapabilirsin. Ne bileyim hani bir tarafı uzun bir tarafı kısa bir model yapabilirsin, enseyi açabilirsin. Çünkü mankenimiz bunları kaldırabilecek bir kapasitede bir manken. Kesim yapmayacağım dedi. Kesim yapmayacağım demesindeki sebep de şuydu. Saç kalın telli, gür bir saç, zor bir saç. Bence kesimde başarısız olabilir. Ya modelimiz çok zor, çok kalın telli saçları var, çok saçları yoğun. Yani saçların biraz zor baş edecek gibi. Arkadaşlara ben söylediğim gibi sizin de fikrinizi alacağım tabii. Saçınızın evet. Bayağı beyazları var efendim. Evet. Zaten siz açamamışsınız. Kendiniz açmaya çalıştınız galiba. Evet. Allah'tan çok da zorlamamışsınız. Yani biraz daha zorlasaydınız belki yıpratabilirdiniz. Biraz daha profesyonel ellerde olmanız iyi oldu şimdi. Biz beraber zaten açık renk istiyorsunuz. Zaten önemli olan bence bu beyaz saçları açık renkte kapatmak daha iyi olur. Evet. Yani bence açık yapalım. Platine yakın bir renk yapalım. Platini istiyorsunuz zaten. Doğru mudur efendim? Evet. Ben onu yapacağım ama yani. Yani... Röfle de olabilir. Ama röfle olursa aralarda kızılıklar kalır. Bakın saçınızın şeyi yok sizin. Yani, yani doğal bir rengi yok. Siz saçınızı açarken bütün açmışsınız. Hı-hı. O zaman nasıl olur biliyor musunuz? Koyu boy olur, araya röfle atılır. Bu saçlar için yıpratıcı bir işlem olur. Bence tek bir renk sarı yaparsak daha sağlıklı olur. Ama saçınızın modeli ben gördüm. Tarzınız daha çok ben tahmin edebiliyorum. Biraz daha böyle hareketli bir şey de yapabiliriz diye düşünüyorum ben. Yani böyle çok böyle makaslı kesilmiş yok, gibi asla, dümdüz asla. İstemiyorum. Kalıp gibi böyle... Yoluk mu diyeyim? Siz de bana böyle... izin verirsiniz efendim. Saçınızın şöyle diyeyim ben size. Zaten düz makasla saç kesilmez sadece. Kalın telli saçlar ara makası, ustura kullanılması gerekiyor ki. Yok saç... ara makas istemem. Ama efendim saçınız kabalığı var ya. Olmaz istemem. Ustura ben onu kesil... fönle yatırıyorum. Ama doğrudur da işte şu an fönsüz hali biraz kötü bak, duruyor. Bak şöyle yapıyorum ben. Yağmur yedi dünden doğrudur beri. Doğrudur efendim. Yağmur yedi, kar yedi, ıslandı. Yani şu şekilde açıklayayım ben size. Bu saçın kalın telli olduğu için zaten diplerine yani hiçbir şey yapmayacağım. Uç yok kısımların... ara makas. Tamam, usturayı da hafiften uçtan inceltiriz. Olmazsa o kabalığı bu şekilde hallederiz. Sizi ben kırmayacağım bu konuda. Şu kısımdan itibaren aynen, inceltiriz. Hafiften orası aynı orası efendim. Kalacak. Bir de ben şey diyeceğim. Siz saçınızın uçlarından kırıktan alınız dediniz ya. Hı-hı. Şimdi saçınızın zaten katları bayağı kısa. Ben bunu çok az, birer santim. O zaman enseyi kısaltmam lazım ki denge sağlasın. Hayır, ensemi kısaltmayın. Böyle boy. Saçınızı uzatmak istiyorsunuz ya siz. Katlı uzatmak istiyorum. Ama efendim bu şekilde uzatmak nasıl diyeyim ben size? Şu ense çok kaba duruyor. Olmaz, olmaz. Siz ben çok marjinal bir insanım dediniz. Ben bunları böyle toplamak istiyorum sonra.
biraz daha uzadı. Zaten ben şöyle açıklayayım size. Bahar geldi mi topluyorum bunları. Ben şöyle açıklayayım ben size. Bırakın efendim siz. Zaten saçınızın şuraları çok kötü değil bakın. Buralar iyi. Bu kadar iki, bu kadar üç. Üç santimi kestin. Ben de senin kuyruğunu keseceğim. Tamam ben en son keseceğim. Buradan keseyim mi? Ucundan kesecekseniz sıkıntı yok. Al. Al işte 3 santim kestim. Tamam, bak. Ben de 3 santim kestim. 3 santim bak. 3, 2, 1. Açıkçası bu kadarını beklemiyordum. Renkte beni şaşırtmanı istiyordum. Şaşırtmışsın. Arkaları çünkü çok iyi açılmamış. Canım ben zaten meslekten anladığını düşünmüyorum şahsen. Onun bir sıkıntı yok yani. O zaman şu kısımları dediğiniz gibi çok bir şey yapalım ama şu ensenin en azından kabuğunu almam lazım ki kesim ortaya çıksın. Ense kısmını. Kısaltacak mısın? Ensenin kabuğunu almazsam efendim model ortaya çıkmaz. Yani. Kısaltma, olma. Ama efendim ben şükürle çekeyim size. O zaman kesim kırıklarını da almayalım bence. Kalsın böyle. Yok, şöyle hafiften şuralardan alırsın. Şurayı açıklayayım ben size. Kantlı. Kendiniz kestiğiniz için katlar arasında orantısızlıklar var. Tabii onlar düzelecek. Tamam işte onu düzeltirken ensenin gitmesi lazım ama. Ama bakın şöyle istiyorum ben. Şurasını katlı, buradan aşağısı düz uzananlardan. Ama şu anki saç istediğiniz model, yanılmaz değil bense teknik açıdan yanlış bir model yani. Bu şekilde uzattığınız sürece... Saç, ama kısalttığın zaman hep öyle katlı olacak. Fark etmeyecek ki. Şu şekilde uzatacaksınız. Buralara çok dokunmayacağım için. Şunu şu şekilde toplayacaksınız siz yine. Ense kısmını sadece kabalığını alacağım ben. Zaten üstlerini kısaltmayı düşünmüyorum. Şu yanları öyle çok uzatmayı düşünmüyorum. Şuradaki kabalığı alırsam bakın şöyle bakarsanız aynadan. Daha modern bir saç olacak şu şekilde gelmesi. Sadece enseyi bakın şöyle göstereyim ben size. Şu kabalığını alacağım ya. Aynayla göstereceğim ben size zaten. Nasıl kabalığını alacağım? Buradan yani, mı? Şu kabalığa gidecek yani. Şu hizalarda olacak. Aynayla göster olur efendim, bakayım olur, ne kadar kısalacak. Murat Bey aynı alabilir miyiz acaba? Üşüdüyseniz hırka vereyim mi ben size? İster misiniz efendim? Hırkamı evet üşüdüm çok tamam, bir hırka tamam. Alayım. Tamam. Eğer yiyecekseniz ben şöyle yardımcı olayım efendim size. Şuradan şöyle. Cemal Bey kibarlığıyla hanesine olumlu puanlar topluyor. Bakalım saç konusu ne olacak? Arkadaş aynamızı gidelim. Sağ olun Murat Bey. Bakın efendim ben size şu şekilde açıklayayım. Şöyle saçınızı ben bir taradıktan sonra. Murat Bey tutar mısınız? Bakın saçınızın şu kısmındaki kabalığı görüp farkındasınız herhalde. Kendiniz kestiğiniz için bakın şurada katlar bu şekilde iniyor. Şurada bir potluk var yani. Ne kadar keseceksin yani ama? Yani şuranın en azından şuraya gitmesi lazım ki ense hayır, düzelsin. Hayır o zaman kısa saç yapıyorsun sen ben istemem. Ama ben efendim açıkladığım şey şu şekilde diyeyim ben size. Saçınızın katlarını görüyorsunuz. Önler uzun arkayı kısa yapacaksın. Ama fark etmez ki o zaman şurayı alsam bu sefer de tam tersi olacak. Önümüz yaz geliyor. Yaz gelince bu enselerim de kalacak bunlar. Ense şu kısmı ben böyle yapış açıklayayım. Yapış. Şu kabalık giderse çok daha şık bir model olacaktır. Ve çok kısa bir sürede uzayacaktır. Çünkü ben üstlerini kısaltmayacağım. Üstler şu şekilde zaten dökümlü bir şekilde gelecektir. Emin olun yani. Bana yardımcı olmazsanız ben arkadaşım karşısında uzun mahcup olacağım. Uzun istiyorum uzun. Ben zaten şuralarını dokunmayacağım ki. Bakın buradaki uzunluklar kalacak. Şundaki uzunluklar... Eğer alacak. Benim saçımı bak kısacık yaparsan ben de senin tepenliğin tamam. Saçını keseceğim. Tamam söz. Ama makasla alacağım. Dediğim şekilde bakın makasla keseceğim. Şuradaki kabalığını gösterdim. Enseye kadar almam lazım. Enseye kadar çok. Tamam ben senden biraz daha çalışıyorum. Zaten üşüyorum tamam, ben efendim. Soğuk hava. Şu kadar bir kabalığı alacağım ben senden tamam mı? 3 santim. Beraber karar vereceğiz ona. Zaten ıslatacağım. 3 santim çok. 3 santim benim parmaklarım ufak ya. Böyle şey olarak göstereceğim size. 3 parmak. Ne kadar? O zaman yıkayalım. Bakalım beraber olur mu efendim? Tamam. Tamam. Saçınızı tamam, ıslatalım. Bakalım. Murat Bey. Ense kısaldığı zaman kabalığı gittiğim zaman bayağı bir değişiklik olacaktır. Ben modelimi üzmektense onun dediğini yapmayı tercih ederim. Modelini saç kesim koltuğuna alan Cemal Bey bir konuyu çok merak ediyor. Evde nasıl kesiyordunuz normalde saçınızı siz? Yani... Karan. Ben vereceğim efendim. Şöyle bir ayırayım saçınızı. Göstereyim. Ya da hatta başta seven vereyim. Ayırmadan tara. Şuradan göstereyim. Tamam göstereyim. Altlardan gösterin üstler çünkü çok kısa. Buyurun ben şöyle yok, tarak vereyim. Yok kesmeyeceğim mi? İsterim bak. Bak bunu böyle yan yapıyorum. Aynen efendim. Böyle yan. Bayağı zorlanırsınız bence ya. Olsun şuradan tuttuğum zaman bunu burası katlı iniyor aşağıya. İşte öyle zaman orantısız iniyor. Zaten orantısız var. İşte arkamı görmediğim bana için. Gösterin isterseniz de ben anlayayım tam olarak nasıl yaptığını. İşte böyle. Bak. Tamam yapacağım diyordunuz mesela. Yapabilirsiniz. Buyurun. Kuaföre neden gitmiyorsunuz acaba? Neden gitmiyorum dersiniz acaba? Ama bizim makaslar keskindir. Evdeki makaslar gibi olmaz. Evet işte böyle kesiyorum. Hmm. Böyle katlı düşüyor aşağıya. Alayım ben efendim. Ama kuaföre bir tercih etmiyor musunuz? Yani bir aksilik mi yaşadınız? Tercih etmediğimden değil. Hayır hayır. Yani bir sıkıntı mı oldu acaba? Bütçe açısından. Bütçe açısından. Evet. İşte bugün ben burada büyük bir değişiklik yapayım. Size zaten yapacağım renkleri de söyleyeceğim.
bana gelmeden de evde de kendiniz yani, o değişikliği yapabileceksiniz. Ben onun evimin kirası, elektriğim, suyum, giderlerim ancak kazancıma yetişiyorum. Şey, tek mi yaşıyorsunuz efendim? Oğlumla yaşıyorum. Eşiniz falan? Oğlum. Eşimden ayrıldım. Yani 5-6 ay oldu. Maaşım yok. Üzüldüm bir gelirim yok, çünkü param yok. Yaşta ilerledikten sonra ayrılıklar daha zor oluyor. Öyle, ne yapalım? Oğlunuz kaç yaşında acaba? 35. Bakın oğlunuz benden bir 10 yaş büyük. Siz bilmiyorum artık benden elektrik aldınız mı? Evet, çocuğum sizden, gibi görüyorum. Çocuğunuz gibiyim. Benim başarılı olmamı istemez misiniz? İsterim. Ben siz 3 santim neden kestirmiyorsunuz zaman? Ama kısaltmak istemiyorum. Ama yine uzayacak ki. Saç uzamayan bir şey değil ki zaten. Yani saç uzaması biliyorsunuz çok basit bir işlem. Bir 3 ay daha benim için yani oğlunuz dediniz mesela. Oğlunuz gibi gördünüz. 3 santim değil. Bakın ben size göstereceğim. Son kez soracağım. Bakın çok, yani, çok. Şuradan ya vuracağım makası. Şu gitsin yeter benim için. Bak ense açık. Hayır değil. o çok. O zaman iyi kafanız öne dur efendim ben. Göreceğim saçı. Tamam efendim. Şöyle ben gösterip öyle keseyim o zaman, doğru söylüyorsunuz. Ben fön çekiyorum çünkü dümdüz oluyor ondan. Ben şu şekilde açıklayayım. Benim kestiğim saça fön çekmenize gerek yok. Şu şekilde kurutursanız dökümlü bir şekilde tak 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 düşecektir. İşte o kadar katlı kısa kesim istemiyorum. Aman ben. Saçınızın ben buraları katlarını... Buraları böyle uzun yok, olsun, üstleri katlı olsun. Katlarını ben kısaltmayacağım. Zaten şunu kestikten sonra kat gelecek. Bunların kırıklarını alacağım. Sadece enside şu kadar bir kısalık olacak. Diğer kısımların hiçbir şekilde... İşte bu ensemde çok katlı istemiyorum. Düz istiyorum buraları tamam, böyle. Tamam ense düz olacak. Üstü dur katlar olacak zaten. İşte o katları üstte istemiyorum. Düz kalsın tamam, istiyorum. Tamam, düz kessem zaten altını tutup tamam böyle inceltmeyeceğim. Ustura dediğim şekilde sadece ucundaki kabalığı alacağım. Düz keseceğim enseyi zaten. Ben anlatayım. Ama ben de size şeyi olarak şimdi bir kuaför gözüyle bakmadığınız için siz... Kesiyorum bakalım. Of, 3 santim kesme. Önce bir 2 kes de göreyim. Tamam, 2'yi keseceğim. Ondan sonra bir daha konuşacağız. Bir daha düşüneceğiz. Eğin başınızı efendim. Eğmeniz lazım iyice. Başlıyorum bakın. Ama eğilin ki böyle şey olmasın, yumuk olmasın. Kesiyorum bakın. Bakayım ne kadar kestim. Bakın gerçekten göstereceğim ben size. Gösterdiğiniz kadar şu an. 3 santim gitti işte, 4 santim bile şöyle oldu. Şöyle bir daha bakın. 1, 2, 3 santim kestim şöyle işte. Şöyle göstereyim ben size. Bakın şunun santim mesafesi vardır. Bu bir. Bakın ben terziyim. Santimden anlarım. Bir de şöyle bir şey şu alalım. Kadar 1, bu kadar 2, bu kadar 3. 3 santimi kestin. Ben de senin kuyruğunu keseceğim. Tamam, ben en son kestireceğim. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Şimdi ekran başındaki eğer kuaför arkadaşlar beni anlar. Kesim yapılırken bu tarz kesimlerde en orta kısım daha kısa olur, şu şekilde açılır. Yani burası bu kadar gittiği zaman yanlar daha uzun kalacak. Yani i̇şte şu ben şekilde gelecek. Klasik istemiyorum. Tam tersine modern bir kesim bu. Kuralları uygun istemiyorum. Tamam ben. O zaman farklı bir kesim yapalım. Hatta bir tarafını ben daha kısa keseyim. Farklı bir şey istiyorsanız. Toplayamam o ama zaman. Farklı istiyorum diyorsunuz. Nasıl yapacağız ikisini bir arada? Ya ben... boya da fark olsun yeter. Tamam, iyi başınız o zaman. Zaten kestik enseyi. Ense gitti artık. 3 santimden fazla gitti valla. Yani 3 dedik 4 oldu. Aramızda bence bunların lafın olmaması lazım. Modeli görünce biraz şok oldu herhalde değil mi? Bence oldu çünkü beklediği gibi çıkmadı. Kesinlikle. Sen de bunun dolayı şok oldun. Ben bile ön bile dedim ki ne yapacak ya acaba diye düşündüm. Genç bir model bekliyordu. Ama şunu söyleyebilirim. Renk olarak ben modelimizin çok basit olduğunu düşünüyorum ama saç cinsi çok zor. Saç cinsi zor arkadaşlar. Evet. Bakalım kesebilecek yani mi saçı? Kesebilecek mi onu bilmiyorum. Çünkü ne diyordu? Makineye vuracağım diyordu. Çok fazla hata gösteren bir saç. Platin yapabilecek mi? Kısa olursa eğer ki modelimiz ben makineye vururum diyordu. Ama öyle bir izlenim sezmedim ben kendisinde. Eşinizden 5-6 ay oldu ayrılalı. Evet. Peki biraz şey olmuş efendim ya. Çok geç olduğu için yani zor olmuştur bence. Yani bir nedeni. Vallahi oğlum daha ağır bastı. Şey neden ki oğlunuzla mı ilgili eşinizin bir sıkıntısı vardı acaba? Yani evet, şey yapmasın. Evet oğlum istemiyordu. İkinci eşim olduğu için. İlk hep kendi çocuklarıyla beraber olalım, hep onlarla beraber olalım istiyordu. Ben de çocuğumu özlediğim için İzmir'den, Çeşme'den buraya geldim. Çeşme'de mi oturuyordunuz? Evet, yaz kış. Eşiniz peki oğlunuzun yani neden yani istemedi ki acaba? Yani rahatsız oluyor beyefendi. Kendi çocukları geldiğinde çok mutlu oluyor. Onun da mı oluyor çocukları var? Tabii canım, torunları vardı 2 tane. Peki, kocaman benim yaşımda neredeyse şey, oğlanlar. Oğlunuzun ilk eşinizden yani ne zaman ayrıldınız? Çok oldu mu acaba? Oldu. Kaç sene oldu 15 yaşında ayrıldı. 15 yaşında. Şimdi siz mi 15 yaşındaydınız? 15 yaşında oldu. Oldunuz. 20 sene olmuş. 20 sene oldu. İkinci eşinizin yani o kadar bir acılar çektiniz. Yani evlenmek için bayağı bir zor karar vermişsinizdir o kadar süreden sonra. Aa, benim annem Alzheimer hastası oldu. Beraber yaşamıyorsunuz değil mi? Yok, vefat etti. Allah rahmet eylesin efendim.
Ben anneme baktım yıllarca. Dört kardeşiz, bakmadı kardeşlerim hiç. İlgilenmediler. Ve evinde oturuyorsun diye bana laf söylediler, hakaret ettiler. Beni çok ağlattılar, çok üzdüler. Ki kardeşleriniz mi? Evet. Peki yani en büyükleri misiniz yoksa bilmiyorum ama. Hayır, en büyük Aydın'da abim var. Peki yani onlar bakmadı, siz kersanlarınıza daha mı çok düşkündünüz? Evet, ben çok düşkündüm anne. Sonuçta anne diyorsunuz yani o. Tabii anne, tabii annem ben bakmayacağım, çocukları bakmayacak da kim bakacak? Hani o birinci bir tane kişi diyorsunuz. Evet. Bakım evlerini bırakılır mı anne? Dövüyorlar, vuruyorlar. Orada her şeyi yapıyorlar anneleri, babaları. Nasıl bırakırım ya ben, mümkün mü? Annemi o kadar bizi ne yokluklarla büyütmüş, bakmış bir insanı ben. Tabii zor bunlar yani. Yani bayağı bir çekmişsiniz, bayağı bir görmüşsünüz. Nasıl veririm annemi ya? Onlar vermeye kalktılar ama hiç üzülmeden, vicdanları sızlamadan annemi. O günleri yaşadığım zaman çok üzülüyorum ya. Anneciğim keşke sağ olsaydı, gene yanımda olsaydı. Olsa da üzülseydik. Kendini bilmeseydi gene otursaydı yanı başımda. Böyle yani candan samimi gördüğü, çocuğum gibi, oğlum gibi gördüğüm için sordu. Ben de paylaşmak istedim. Yani anlatmak istedim. Modeli Gündür Hanım'ın zorluklarla dolu yaşam mücadelesini dinlerken Cemal Bey bir yandan da saçı yeni şekline kavuşturuyor. Saçın zaman yandan hiç kısaltmadım, dikkatinizi çekerse zaten. Ulan ne kısacık olmuş. Ama kendi için bunları sizin kendiniz kattınız ya. Bakın şunlar. Ya ne katları? Hani nerede toplanacak saçım kalmadı? Şöyle bir bak. Saniye ben göstereyim. Pardon, müsaade etmez misiniz? Şunu zaten toplanacak saçım kalmadı. Ama zaten bir şey yapmadım ki. Bakın bunlar durduyor. Yani sadece bak, icat edindiniz. Her taraf saç kesti. Yok kestim, kesmedim demiyor mu zaten? Yani inkar etmiyorum onu ben. Hani önleri hiç kesmeyecekti? Bakın önler kısalmış mı sizce? Kalküller kısaldı sadece. Bak buraları hep gitmiş. İncelecektik ya beraber. Karar vermiştik ya ona. Zaten bitti kesim, yapmıyorum artık yani. Şu son tuşları yapıyorum bakın. Bakın şöyle. Keseceğim ama kuyruğunu. Tamam, kestireceğim ben söz. Tamam. Tamam, anlaştık. Tutacağım oradan, böyle keseceğim. Kuyruğumu keseceksin değil mi? Evet. Ben de o zaman enseyi biraz daha keseceğim. Hayır, keseceğim. Gerçekten söz tamam. Verdin ama. Kestireyim mi? Kestireyim ben. Ama ucundan keseceksin. Hadi. Ben de 6 aydır uzatıyorum. Ya gördün mü bak tamam, buyurun ben kestireceğim ondan sonra. Şimdi buradan dibinden keseyim yok, dibinden ben yok, dibinden değil, ucundan. Ha? Buradan keseyim mi? Ucundan bunu? Keseceksiniz, sıkıntı yok. Al. Al işte 3 santim kestim. Tamam, bak. Ben de 3 santim kesmedim. 3 santim bak gördün mü? Bu işte 3 santim. Senin 3 santimin bu. Bizim, ne oldu şimdi kuyruk? At kuyruğu spa kuyruğu oldu artık. At kuyruğu spa kuyruğu. Yani vallahi götürdün ben, oğlum. Vallahi şimdi sıra bende. Keseceğim dedim bak. Sıra bende. Tam tokasından kesecektim. Sıra bende şimdi. Tam tokadan ben de kesecektim. Artık. Ben de keseceğim artık. Ay sen zaten çok kestin saçımı. Keseceğim ben de. Kesmeyeceksin artık, yeter. Bırak bitti zaten, oradan. Bakıyorum zaten bakın şu bakma, an orantılara bakma, bakmam lazım. Bakma, bakma, öyle kalsın artık. Gerçekten kesmeyeceğim bakın, bitti. Hayatım boyunca bunu unutma artık. Unutmam zaten, sizi unutmak kolay mı artık bu saatten sonra? Bari gelen arkadaşlara söylemeyin de gülmesinler. Bütün Türkiye görecek, söylemeye ne gerek var? Yok şu an görmesinler en azından da eleştiri yaparken demesinler kendi saçını kestirdi de. Benim saçım kesimi ben de inanmıyordum. Yani tamam ben moral olsun diye belki şey yaptım ama bu kadar kestiğini düşünmüyordum. O da bir 4-5 santim aldı herhalde. Ben ucundan belki bir makasla vurur diye düşündüm. Ama sıkıntı yok yani yine de canı sağ olsun yani. İşte benim saçım 3 santimden fazla kesince ben söylemiştim ona keseceğim diye. Ondan sonra o da dedi tamam kes dedi, söz verdim dedi. Ben de aldım makası kestim. Saçının kuyruğunu feda eden Cemal Bey karşılığında istediği kesimi yapıyor. Şimdi arkadaşlar gelecek zaten, kesim bitti. Onlara bir kontrol boyaya edecekler. Boyaya geçeceğiz. Aynen, boyaya geçmeden önce bir arkadaşlarımız gelecek. Bir bakacaklar öyle, ufak bir yorumlarını söyleyecekler. Genelde eleştirirler zaten, sıkıntı yok yani. Zaten eleştirmezlerse sıkıntı var demektir. Merhaba. Yani o şekilde. Merhaba, iyisin. Hoş geldiniz. Ne yaptınız? Biraz kesim yaptık öyle. Hoş geldiniz. Kolay gelsin Cemal. Merhaba. Kolay gelsin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Nasılsınız? Siz? Sağ olun. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi saçımı? Bence güzel olmuş. Kesilmiş bayağı saçlar. Ben de beğendim. Çok güzel olmuş. Biraz fazla kesti ama. Yok, arkadaşlar fark etmişti herhalde. Şurada çok büyük bir kabalık vardı.
Önleri zaten kestirmek istemiyordu. Ben incelttim sadece biraz. Usturayla bir hafiften saç zaten kalın telli olduğu için. Uçlarını hafiften kestim öyle. Kalküller bayağı uzundu. Onları bir kısa uzun bir kesim. Kestin? Yok, makas kullandık tabii. Usturayı belli noktalarda. Yüzü şirinleştirirken. Zaten yüzü güzel. Kalküller zaten kısaydı, onlara bir orantı verdik. Üstleri kısa atmadık çünkü hanımefendi zaten kendi kestiği için. Sadece aynen. Peki bu küt görünümü bir yok, ince ara makasıyla. Yok, hiçbir şekilde hanımefendi incelmesini istemiyorum. Ara makas. Ama böyle çok evet, şey yani. Çok ben de onu çok sevdim de yani hiçbir şekilde ara makası istemiyor. Ben de bakabilir miyim? Olur tabii, buyurun. Bir aynaya İstemem, bakabilir miyiz? Yaptırmam. Ara makası hiçbir zaman istemem. Hayatımda yaptırmak. İstemem. Çünkü onlar uzarken benim saçım çok çok kötü oluyor. Kontrol etmiyorum ama yanlış anlama hani. Yanlış kesmişsin ya da kesmemişsin diye kontrol etmiyorum. Sadece ne değişmiş diye bakıyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Yani doğru söylüyorsun. Bir... Kısaldı ve çok aynen, kısaltı boyunu. Aynen 4-5 santim göremeyecek yani kadar soğukta durdu. Bu saçta 4-5 hiçbir mi? Değişiklik yok ha. Yani. Saati mi mi? Ben çok değişti bence. Ama istemedim. Hayır çok değişmiş. Niye arkadaşlar yani kesmiş? Hiçbir değişiklik yok kesinlikle. Emine Hanım kesin değişiklik var mı? Tabii ki Cemal Bey'e sorayım yani. Var mı Cemal Bey'e kesin değişiklik? Anestetik potluğun gittiğini fark edemiyorsan bir şey demeyeceğim. Kalkülere kısıldığını fark edemiyorsan ona da bir şey demeyeceğim. Şu an saç ıslak. Zaten tam kurumamış bir saç. Yani ama kesim yeri bitti zaten. Kesinlikle hiçbir şekilde hiç yani değişiklik yok. Yani kabulacağım. Sen de bana çok ama... laf söyledin. Çok laf söyledin. Peki saçlar bana söyler misiniz? Tamam siz söyleyin, bu saçta kalk yok mu? Yani zaten saç kalktı bir saçtı. Yani ya, o yüzden bence çok hiç... değişmemiş. Hayır çok değişmiş ya, bence. Neresi saçı değişmiş şu an biraz kurunca. Sen bakıyorum kadın ya, buradaydı saçtan sonra. Buradaydı saç. Yani çok az bir kısaltılmış saç. Kırıkları alınmış. Peki ben size bir şey soracağım. Benim avucumda ne var? Bilin bakalım. Avucunuzunkini bilmek. Yani şu uzun kesinmiş bir saç vardır. Saç. Kesilen miktar kadardır belki de. Evet. Kesilen miktar kadar tabii. Değil mi? Ne olabilir? Bir tokat olabilir. Yani saçla ilgilidir herhalde diye düşünüyorum. Yok daha büyük bir sürpriz ya. Oo. Göreyim o zaman. Saçı daha fazla zaman merak ettim. Koyu renk bir saç. Arkadaşlar yani koyu saç nereden gelmiş olabilir? Aa yoksa... Arkadaşlar bir şey fark edemedi. Ben bir 4-5 santim kesebilmek için evet, kendi saçımı kestirdim. Evet, yani sonuçta bu müşterimse modelimse feda ettim. Ne de 3 santim istemiyorum dedim. 2 santim. Biz anlaştık. Eğer 3 santim giderse senin saçını da ben keseceğim dedim. Tamam dedi. Bravo. Kestim okey dedi. Yani. Kesti valla. Gerçi hanımefendi beni kandırdı. Bir santim kesti. Cemal Bey'in tabii saçı da gitmiş bu arada. Model onun saçını kesmiş. Onun saçına karşılık ama madem kendi saçını kestiriyor bari modelini de düzgün bir şekilde kesseydi. Cemal Bey modelini çok dinliyor. Hatta bayağı bir modelimiz de Cemal Bey'i korkutmuş. Saçını kesmekle bırakmayıp herhalde tehdit etmiş başka şekilde. Ondan dolayı da çekingen kalmış birazcık. Peki Cemal'cim hanımefendi ressam olduğunu söyledi ve çok şirin bir bayan. Anlatabiliyor muyum? Hani saçını kesmeden ikna edemedin mi? Kestirmeden. Yok ben ikna yani... ettikten kesim bittikten sonra kestirdim ki kendi saçlarımı. İlk başta kestirmedim zaten. Evet. Hanımefendi zaten yetenekli bir insan. Bittikten kendi saçına sonra. Ben baktım iyi kesiyor. Ben onun için onu da kırmak istemedim. Peki evet çok güzel bir evet, şey olmuş. Aramızda bir espri olsun dedi. Kesinlikle bir renk olmuş evet, ama bir renk ben kapak. Bunu göze alsaydım evet. Ben bunu göze alsaydım çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bu enseyi açardım. Hayır, 3 santimle anlaştık ama biz. Ama hayır, siz de kesin. 3 santimi geçerse, 2'yi geçerse, 3 santim kesersen dedim, santimi, ben de senin kuyruğunu hayır, hayır, keseceğim bunun dedim. Bunun santimi mantimi olmaz. Eğer ben biz saçlarımı... Biz öyle... Hayır, sizlik, öyle bu, sizlik şey bir olay yap. Yok. Sizlik bir olay yok. Burada sakın yanlış anlamayın. Ben ona bunu... da saldırmayın. Ben onu öyle zorladım çünkü. Hayır ben bunu senin göze... saçını da keserim bak şimdi. Alırım makas elimi. Eyvah keser yani. Keser atarım valla. Tutarım şimdi. Hayır 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 sakın gel, lütfen. Gel, hayır gel, ama gel, şimdi, gel, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. O zaman itiraz değil mi? Bak kesin sakın. Bir şey söyleyeceğim. Sen de ablamışsın. Bir şey söyleyeceğim ama benim... Bıyıklarını bile keserim onu. Siz hanımefendi böyle bir olay, olay tersine döndü. Olay tersine döndü. Ne oldu şimdi İran Hanım? Ama kuaför olan değiliz ya. Olsun ben de kuaför kadar bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Çok tehlikeli bir model. Benim yarışmacım olsanız hayır. Evet. Benim yarışmacım olsanız hayır. Olsun sizi de keserim. Hayır bir saniye ben şunu söylemeye çalıştım. İtiraz etmeyin ben istedim onu. Kesinlikle. Onun hiçbir şeyi yapamadı. Ben
siz kesmek isteyin, sizin bu şirinliğinizi zevkle kestireyim. O ayrı bir konu. Ama hani ben bunu göze alırsam ama, burayı da keserim. Ama ben hayır kesemez. Bir şey söyleyeceğim. Kesemez. Arkadaşım o kadar kesemez. Güzel bir hanımı kırmamak için saçını feda etmiş. Evet. Bu fedakarlık evet. O kadar güzel ki saçını feda ağlatmamış. Saçını feda etmiş. Şirinlik bu şey senin karşısına da gelse, benim karşıma da gelse hani böyle ya, bir şey yapmak evet. istese ama şimdi feda karşılayamazsınız. Cemal'i burada yani gerçekten tebrik ediyorum. Cemal pek duygulusun. Sanki çok memnun göremedim senin modelin hakkında. Kestirmedi. İçi gitti böyle kıpkırmızı oldu yanakları. Kesmek istedim, kestirmedi. O modeli biz çok iyi anlaşıyoruz. Yani herhalde izlerimden farklı. Yani, o benim olduğum bir parça. Ben onu çözüm olduğum olarak görüyorum. Ben yüzü gülmüyor Cemal. Sizi dinliyorum yani ne yapacaksınız? Demek ki. Yürük gitti. İstediğini yapamamış. Saçından dolayı hayır istediğini yaptı. Hani ara makas konusunda çok yani kesinlikle kullanması gerekiyor. İkna olsun kestirmese de sen burada yok hanımefendi şey istiyor aslında. Ama çok kıvırlık ve kalın bir saçı var bu mecbur. Ben öyle seviyorum. Yani kullanmayabilir ara makası sonuçta yani. Benim bir konuya değinebilir. Ama ikna edebilir yani. Kullanmayabilir. Buyurun söyleyin. Yani sence bu kesim olmuş mu? Evet. Kesim olmuş. Olmuş ama biraz kabarık duracak kuruyunca. Kuaförüme yani eziyet etmeyin şimdi. Çok tamam. Güzel kesti. Kuaförümüzün çok memnunum. Lafımız yok ama işte yani sadece bazı eksikleri var. Ben onun kesiminden çok memnunum. Çok mutluyum şu an. Zaten önemli olan sizin mutlu olmanız. Kestirmemek istediğim halde böyle kestiği için biz fikirlerimizi söyleyeceğiz çok da yani. Güzel yaptığı için memnunum. Ama en azından ben neye seviniyorum biliyor musun? Sizi ağlatmadı. Çünkü hanımefendi yani evet, bugün Mülya'nın çok ağlattı. Çünkü kesim istemiyor. Ben de gülüyorum kahkahalarla. Hayır modeline bağırıyordu. Hayır olmaz ya da. Modeli bağırdığı için ben biraz çok kızdım ama burada ben Cemal'i gerçekten takdir ettim. Sen hani benim ağlatmama mı taktın? Kendi ağladı. Yani ben kestiğim için tabii ki onun yanında payı var ama. Sen ağlatı var. Yani biz ikimiz de birbirimizi memnun yani içinden geldi ağladı yani. Bunun şöyle zaten kestirecekmiş. Kesin. Ben kestirmeyecek bir saçı kestim sonuçta yani. Cemal Bey modelini ağlatmadı ama modeli onun zaten yani her şeyi kaldırabilecek bir modeldi. Benim modelim kesime hazır değildi ben saçı kestiğim için. O yüzden benim modelim ağladı. Ama biraz da kendisi ağladı. Yani şu saçın kesinlikle hani ne sizi ne de hanımefendiye bir şey söylemek, rencide etmek yolunda değilim ama hani ben şu kesime baktığım zaman abi biraz spor. Yanları uzun olarak evet. ikna edilip hani biraz şöyle bir havaya sokulurdu. Ressamsınız. Hayır, saçlarım uzun. Emin olun ki şu kadar bir saçı kesmek için bayağı bir uğraştım. Bak kuyruğunu verdi bana. Kesinlikle ona bir şey demiyorum ama spor tamamen yani biraz daha tamamen böyle cıvıl cıvıllığınızla bütünleşebilirdi. Sadece ben bunu görmek isterdim. Saçlarımı kesinlikle. Toplayacağım. Yedi yemeğinize olmaz. Sağlık, saçlarınıza sağlık, şirinliğinize sağlık. Peki boya da neye karar verdiniz? Sarı yapacağız. Onu biz hanımefendinin yine ben isteğini arzusunu yerine getireceğim. Açık. Nasıl bir şey istiyorum ben de? Yani platin tonlarında tek bir... Tek renk olarak şöyle. Mı? Onu bakacağız. Tek nasıl? Renk olarak mı mesela? Katalogdan biz renk bakmadık hanımefendiyle. Yani İçine de bir şey katabiliriz. Platin tonlarını biliyorsunuz yani katalogdan platin göstermek istiyor. Hayır yok. Kesinlikle yani. Hanımefendi tek renk mi istiyor onu, röfleli olarak mı istiyor yok, onu merak ediyorum. Yok biz şimdi şu şekilde açıklayacağım ben onu da söyledim hanımefendi. Tek renk olarak yapacağız. Platin tonlarını tek renk yapacağız. Platin demiyorum, platin tonlarını da çünkü saçın açılma derecesi çok. Bildiğimiz yere kadar. Aynen mı? Öyle. Onu cilayla zaten ayarlayacağım. Hı-hı. Ekstra belki bir iki ufak şey olabilir, blok olabilir. Yanışlar olabilir. Aynen. Sürprizler olabilir. Ben, yani ben, çok kolay bir saç. Yani hiç uğraşmayacağız. Yok zaten zemin hazır kendisi kabul ediyor ama şu var. Yani. Saçların uçlarından bahsetmiştik öncesinden de. Şimdi de söylüyorum. Zaten evet. O zaman sadece uçlarını paketleyeceksin. Şunu, Cemal, hiçbir şey Cemal şunu söyleyeceğim ben sana. Sen bana hani o gün ikini söylediğin zaman aynı şeyi söyleyeceğim. Ben bu saçı normalde platin yaparım. Ben. Tamam. Sen de yaparım diyorsun. Tamam sıkıntı yok zaten. Göreceğiz onu. Tamam. Ben zaten şu şekilde açıklıyorum. Saçın yani zaten 3 hafta önce açıldığı için açabildiğim kadar açacağım. Platin de olur. Şimdi tutup da platin yapacağım diye de. O zaman platin yap... Ha oraya değinecektim. Aynen. Platin yapacağım kelimesi yok. Ben açabildiğim kadar bildiğimize kadar. Hayır doğrudur. Ben de şunu söylüyorum ama ben yaparım diyorum mesela. Doğrudur arkadaşım da 3 hafta önce açılmış bir saçı ben tutup da böyle kendimi önce çıkartacağım diye zorlamayacağım yani senin gibi. Ben yaparım diyorum. Tamam sen yaparsın doğru. Ama iddianın oldu yaparım diyordun. Ben açıklamam dün de böyleydi. Saçı ben modeli göz önünde bulunduracağım. Yani diyorsun ki ben kendi başarımı getirebildiğim noktaya kadar getirebilirim. Saç gitsin de ondan sonra yani sonuçta da var önemli. Tabii göreceğiz.
Öyle yapacağız. O zaman biz teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Nerede kuaförsünüz? Büyükçekmece'de. Ha, siz de bu taraftasınız hep. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler. Bu renkle ilgili platin yapacağım dedi. Yapabileceğim dedi daha doğrusu. Elimden geldiği kadarıyla bir yere kadar getireceğim dedi. Bence bunda bile kendine hala emin değil. Kesin beni hiçbir şekilde tatmin etmedi. Hiçbir değişiklik olmadı. Yani dedim ben boyayı çok merak ediyorum. Boyada neler yapacak? Acaba platin yapabilecek mi saçı yoksa kendi bildiğini mi okuyacak? Çok merak ediyorum. Ben kesimi bitirdim şimdi. Boyunuza başlayacağım. Tamam. Ben boyu hazırlayayım. Geleyim. Tamam. Ona göre zaten konuşuruz yine. Devamını getirelim. Tamam. Bu saçı kullanması gereken ton açıktır. Çok beyazı var. Açık kullanırsa kendi beyazları daha iyi kontrol olur. Ve saçı da ona müsait. Elimden geleni de yapacağım zaten. İyi bir değişiklik olacaktır. Krem rengi böyle açık beyaza kaçan renk istedim. Kuaförüm de aynı şeyi düşünmüş. Ben de aynı şeyi istediğim için aynı noktada birleştik. Kararımız aynı oldu. İstediğim boyayı yapacağız. 3, 2, 1. Açıkçası bu kadarını beklemiyordun. Renkte beni şaşırtmanı istiyordum. Şaşırtmışsın. Arkaları çünkü çok iyi açılmamış. Canım ben zaten meslekten anladığını düşünmüyorum şahsen. Onun bir sıkıntı yok yani. Merhaba ben geldim. Şimdi başlayalım. Hadi başlayalım saçını. Bakalım. Şunu ben şöyle ayırayım. Sen de bana şuradan şöyle bir tane ayıralım. Şöyle hafiften çevireyim. Dipleri çıkmış bile saçlarımın. Evet, bu şekilde olmasa daha iyi. Yani diplerine ben ilaç sürmeyeceğim. Hem bu sizin canınızı yakmayacak. Ama dipleri sürün. Süreceğim en son. Bu kısa bir sürede. Aynen. Çünkü dipler zaten sarı. Yani tutta orada çok bekletmeye gerek yok. Evet evet. Saçınız yıpranmasın. Dipleriniz zarar görmesin. Evet arkadaşlar. Gördük saç kesimini. Ne düşünüyorsunuz saç kesimi hakkında? Vallahi ben bir değişiklik görmedim saçta. Yani hiçbir değişiklik yoktu. Yani o onun değiştirebileceğini söyledi, ne bileyim, makineye vurabileceğini bile söyledi saçın. Ama hiçbir şekilde, hiçbir değişiklik yapılmamıştı saça. Yani sadece saç inceltilmişti, o kadar. Cemal bence dediğini yaptı. Şöyle dediğini yaptı, korkmuş biraz. Hatta bize kendisi söylemişti, ben riske girmeyeceğim eğer ki öyle bir durum oluşursa demişti. Ve kendisi de kabul etti başta. Hatta Emine Hanım orada devreye girince birazcık... Ya hatta senden kopya çekmiş galiba. Senin modelinden feyiz almış yani. Biraz ben öyle bir durum oluşmuş. Ama şu var, dediğini yapmış, korkmuş. Modelinin lafını dinlemiş daha çok. Kendisi birazcık baskın olamamış kuaför olarak, usta olarak. Hatta çok iddialıydı ama bayağı bir geri planda kalmış. Bence model, çok büyük bir eksiklik olmuş saçı değiştirememesi. Model istediğini yapmış. Yani Cemal değil de model istediğini yapmış. Evet, saçı sadece bana göre dokunmuş. Ben beklerdim ki, Cemal'i ben inanıyordum. Ama beklerdim ki saçı birazcık değiştirsin. Çok geri planda kalmış. Herhalde bu onun için birazcık şey kalacak. Basit kalacak. Evet. Şey kalkarken Ünal Bey vardı. Makası elinize aldınız ya. Hı-hı. 12'ni kesecek miydiniz gerçekten? Hayır, kesmem. Ama bayağı onu korkuttunuz yani. Korktu, çok korktu. Bence artık size yorum yapmaz herhalde. Yani konuyu... Yok kesmezdim. Onun bizim konumuzla ilgisi yok ki. Ama şaka yok, yaptım ona. Korktu. Korktu. Kızardı bence... yanakları ondan yaptım ben korkunca. Bayağı bir korkuttunuz. Çok evet, heyecan geçirdi. Ben dediğim gibi bir değişiklik görmedim. Sadece saça dokunmuş, bırakmış. Ya. Aksine kendi saçını feda aksine etmiş. Kendi saçını feda etmiş ve hiçbir şey yok. Ben de, şok oldum. Bak, ya Ünal bir de senin saçın da gidiyor bu arada. Vallahi bir evet, an... Evet, o arada ya. Aldım o kasayı. Bir an dedim ki yarışmacının saçını oturtup model kesecek sonra biz ağlamaya başlayacağız. Ben o arada korktum yani, açıkçası. Sen elini tutmazsan bayağı vuracak bu kasayı. Resmen geldi üstüme. İki elini tutuyorum hala zıplıyor keseceğim diye. Şimdi ben senin modelin keser senin saçını. Yani Cemal bir kere ya, zor, iddia ettiği kadar, şey. Kararlılığı kadar gösteremedi kendini herhalde. Şu an onu gördük. Öyle. Şimdi rengimiz şey yapacağız. Yani açık bir, olsun açık mümkün olacak. Olduğu tamam, kadar. Tamam, platin tonlarında olacak zaten beyaz. De. Ekstra böyle bir değişiklik yapmamı istiyor musunuz yoksa böyle tek renk mi olsun? Şöyle bir yerini atabilirsin istediğim yani öyle bir tarzınız şey. Varsa ben de isterim yani isterseniz. Hayır senin istediğin de olsun birazcık bir şeyler yap ya, bir yere. Şey olarak şimdi biraz sizin şeyinizi ben gördüğüm için biraz da deli dolu bir yanınız var ya. Evet oğlum gibi seviyorum. Yani teşekkür ederim. Ya böyle çok onun için hafiften birazcık de olsa... gönlün olsun saçını kestim çünkü. O zaman çok hafif de olsa bir noktasına belki bir... Koy bir şeyler. İlk başta bir rengi görmek lazım tabii onu da renkten sonra karar verelim bence ona.
Eğer şey olacaksa bir renk atarız. İncecik bir şey böyle. Aynen ince ince. Zaten o fazla olması çirkin durur. Her şeyin fazlası zarar. Hiçbir renk şey olarak görmedik. Platin yapacağım, hala, yapabileceğim hala diyor hala aslında. Yapacağım yani. Demiyor. Yapacağım ben yaparım diyor. Evet, İnceye gidebileceğim. Gidebildiğim yere kadar diyor. Yani... Ama bu bir soru işareti. Yani net tabii, bir şey yok. Tabii, ben hani böyleyim, ben bu saçı böyle yaparım demiyor. Ben o gün söylemiştim hatta bizzat dedim ki ben yaparım. Onun kendini övdüğü kadar, iddia ettiği kadar iyi değil yani. Yo, bence çok iyi. Bence aynen çok iyi. Niye biliyor musunuz? Yani, arkadaşlar saçını feda etmiş, senin gibi müşterisini ağlatmamış ya da olsun, modelini ağlatmamış. Dediğim gibi yani ben, ama sonuçta mutlu çıktı benim acaba, modelim. Acaba Hülya Hanım'ın modeli de Hülya'nın saçını kesseydi mutlu olur muydu? Aynen öyle olurdum tabii. Nasıl olsa kökü verdi. Modelin mutlu olur muydu? Tabii ki. Bir de modeli Cemal'i çok savunuyor. Acaba anlaşmışlar mı aralarını? Hani biz sonuçta kesimle ilgili bir şeylere karar vermeye çalışıyoruz, eleştirilerimiz o yanda. Ama niye öyle olduğunu anlayamadım ben. Yani şu an sürmesi bitti. Dipleri de. Dipleri zaten çok kolay açılacak. Şimdi dipleri de sürersem yanmasından duramazsınız. Biraz geriye doğru. Yani kimyasal yüksek çünkü. Alışkın boşver. Tamam da al yine canın yanmasın şimdi. Bir de diplerin şey olur, kızarır falan. Bir de onu şey yaparız. Of of yandım, aynen, öldüm. Aynen ona gerek yok. Dibini zaten açacağım ben. Yani dip kısımlarınız çok çabuk açılacak zaten. Diplere ilaç sürmek evet, yanlış olur. Dün mesela değil de ilk gün yarışmacı arkadaşımız şey yapmıştı biraz. Saçın dipleri biraz mesafe vardı. Hı hı. Ona rağmen diplerine çok sürmüştü. Dipler çok yani bayağı bir dibini açmıştı. Gerek yok ona. Yani ben... belli bir noktadan sonra ilaç sürdürse daha sağlıklı olur. Zaten 3 hafta önce açılmış bir saç. O saçı daha fazla zorlamanın mantığı yok. Yani onu yapan kuaför saçı yıpratacağım bir kuaför olur. Ben yıpranmasını istemiyorum saçın. Ekstra işte saça sarısını biraz daha açacağım cilayla. Çünkü biraz açılırken doğruya açılıyor saç. Saçlarını da ben açtım. Gayet evet, istediğim gibi açıldı. Evet, yani başarılı bir açma oldu. Zaten daha fazla açmaya gerek yok bence zaten. Evet. Çok iyi oldu, istediğim gibi oldu. Zaten şimdi bittikten sonra cilasını falan yapacağım buna. Dediğim şey gibi iki tane blok yani bir renk atacağım. Ondan sonra saç kendini bütünleyecek. Hani bir kombin evet, olduğu için hepsi. Şimdi katıktan sonra arkadaşlar eleştirecek bir şey bulamayacak. Artık böyle yazabilecekleri kadar yazacaklar. Hani armutun sapı... Onlar yapacak yorumu. Zaten onu da siz de biliyorsunuz. Ben daha fazla bekletmeyeceğim. Evet. Saçımızı yıkamasını alıp yıkayalım. Ona göre bakalım. Buyurun. Model konusunda çok şanslıyım. Çünkü zaten yeterince saçını boyatmış bugüne kadar. Bir nişli mi müşteri? İki gün gibi bir... gelen modeller gibi şey değil, tecrübesiz değil. O konuda çok şanslıyım bence. Bana da çok dediği gibi, yani oğlu gibi davrandı zaten. Saygı, sevgi çerçevesinde güzel bir iş çıkarttık. Ben açık istiyorum. O da olabildiğince yaparım dedi. Ama eminim ki benim istediğim gibi olacak. Aşma işlemi de bitti. Evet. Çok nasıl, güzel oldu. Heyecan var mı? Evet. Gerçi şu an bir şey yapmadık biliyorsunuz. Daha olsun, son bu tuşlara falan var. İstediğim gibi açık oldu. Yok, daha bitişmedi yani. Daha bunun boyası falan var çünkü. Hı-hı. Sadece aşma işlemini yaptık. Arkadaşlara gelecek şimdi. Evet. Ona göre ben saçınızı açacağım. Onlar gelsin beraber açalım hatta. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ama nasıl korkuttum sizi. Vallahi hala çok minik çocuğum. Ne oturuyorduk değil mi? Kesinlikle. Ne yaptınız? Ya şey, açma işlemini yaptık biz zaten. Yani ben bayağı bir açtım elimden geldikçe. Saçı zorlamadan. İşte bitti şimdi aşması falan. Boyası falan kaldı artık. Açayım mı? Evet. Bakalım, görelim bakalım. Daha sadece... Daha sadece şey işlemi bitti. Yani bu sadece... Platin göreceğiz. Şu ön açma mı bu? Ön açma evet, bu. Yani daha çünkü şey yaptım, diplerine değdirmemeye çok çalıştım. Çünkü dibinde o kadar zaman bekletemezdim. Bu sadece ilk işlemi. Yani nasıl açılmış ya da nasıl bir düşünce şu an var? Dipleri daha açık tabii. Dipler ilk kendi de açıktı zaten. Bir kısmına yani, bir şey yapmadım. Onu söylüyorum tabii. Evet, onu halledeceksin canım. Açma işlemi tekrar mı yapılacak? Yok, açma işlemi tekrar yapmayacağım. Gerek yok. Yeter, çünkü 3 hafta önce açmış bu saçı. Emin ol ki ben gereğinden fazla zorladım bu saçı. Yani bunu tut biraz daha zorlamak. Bakın bakın. Yani yumuşacıktır gerçekten yani. Hayır, son şeyine gelmiş zaten. Bundan ilerisi saçı hamurlaştıracak. Evet, aynen. Zamanın olsa aslında olur ama zaman sıkıntım var aslında. Onu nasıl yapacaksın? Çok düşük volümle bayağı uzun bekleteceksin. Onu diyorum işte, zaman. Onun için bir 6-7 saat bekletmen lazım. Çok düşük ama volümle. Açma işlemini doğru yapamamış çünkü istediği noktaya getirememiş. Saç açılmamış tam olarak. Herhalde onu boyayla kırmaya çalışacak tahminimce. Bakış açım öyle gözüküyor. Bunu da göreceğiz zaten. Arkadaşım açmaya çalışmış saçı.
açmış, hoşuma gitti. Yani biraz zorlamamış saçı ama risk almamış dediğim gibi. Çok hafif açmış. Ama saç hiçbir şekilde hamurlaşmadı yani. Ben sana bir söyleyeyim mi? Ben biraz daha gidebilirim yerinde olsam. Yok, ben zorlamam yani daha fazla. Zorlamasın ben. Sertleştirme mantığı yok saçı. Sertleşmez mi? Kopar. Gerçi bunu kopar, bunu şey de yapabilirim zaten. Boya elemanını zaten gereğini yapacağım. Peki, bence bu var ya, yıkanmadan bir 5-10 dakika daha beklemeliydi hani diplere gelmeden. Ya ben bu şekilde uygun gördüm. Tabii sizin fikriniz. Tabii öyle yeterli buldum yani. Şimdi Cemal, sen şey yapacaksın herhalde. Artık açma işlemini yapmışsın. Renk vereceksin. Renk vereceğim, bir renk vermeyeceğim. Bir de sürprizim var işte. Bir de bir... Başka renkler falan koyacak mısın? Ya, olabilir, bir öyle bir düşüncem var. Şimdi onu anlatırsam şey kalmaz. Tamam, o sürpriz evet. Olabilir ama platin olmamış, onu söyleyeyim. Yani onu da göreceğiz bittikten sonra. Şansı sakin bilirsin ki saç haşlon koyu duracak yani. Ben söyleyeyim de aklımda olsun. Ama canlı yani. Edersin diye söyleyeyim. Yok, ama açıdan onu söyledik zaten. Koyu yapacak zaten. Evet. Oturacak renk biraz daha arkadaşlar. Ben şu renk istedim ama... Cila yapacağız zaten ama o zaten katalog renkleri farklı bayağı olur. Bayağı fil dişi zaten. Evet evet, o fil dişi. Onu yapmam için beyaza kadar açmam lazım saçı. Yani beyazdan da çok açmam lazım ki o rengi alsın. Yalnız geldiğinden çok farklı ya bu saç. Yani çok fazla açılmamış bir saç, sen de görüyorsun. Yani doğrusu haklısın sen. Çok az yani, çok düşük bir volümle girmişsin. Yani, cesaret açmış, edememişsin anlaşılan sen ona. Çok doğrudur yani, alamasındansa bulunması daha iyi. Zaten kalın terli bir saçtı. Bunu istediğin kadar açabilirdin yani. Doğrudur, siz yapardınız eminim ben. Evet. Evet. Yani şu anda ön aşama olmuş. Ön aşama diyorsun, olmuş, renk evet. Vereceğim diyorsun. Evet, evet. Sonuç bu değil diyorsun. Yok, bu işte. Renk sürprizi var diyorsun. Dedi. Aynen, evet. Aynen, o da var. Sürpriz bekliyorum o zaman. Aynen. Evet, sürpriz çünkü bekleyelim. Çünkü sürprizim var dedi ama bilmiyorum nasıl bir sürpriz. Ya anladım. Biraz ipucu versene bize. İpucu verirsen finale bir şey kalmaz ya herhalde. Benim beklediğim tabii ki biraz daha açılırdı. Yok, diye ben düşündüm. Doğrudur. Ama bence boyayla onu biraz daha oturtturacak. Aynen, daha cilayla. Bir de ıslak şimdi yani. Nereden baksanız bir 3-4 ton kuyduruyorsun. Kurunca çok değişecek. Bir kere şuradaki dorelik hiçbir şekilde kalmayacak kuruduğundan. Bence de. Bir de ekstra ben yapacağım boya çok Cemal, daha güzel yapacak. Cemal, altlarda çok şeyler var. Bak şuralarda. Tamam işte ben, doğrudur. Tamam işte düşündüğüm şeye göre. Üstlerde almışsın birazcık. Ama altlarda daha fazla var. Sen de bilirsin ki saç yani dipten uzak yani şey uzaklaştıkça nasıl mesela açılma şey süresi zorlaşıyor. Bahsetmiyorum. Bak ya, buradaki uçla, buradaki uçtan bahsediyorum. Cemal, buraları sanki bilerek hafif açmadım. Burada bir sürprizim var. Olabilir işte. Kimse ben şimdi bak arkadaşlar ya. Çok profesyonel ama ben de hani çok acemiyim ya de. Onlara göre. Şey var, şuralarda böyle bir koyuluk var ama onu bile bile yaptı bence kesinlikle Cemal. İşte dedim ya, da sürprizimiz sürprizin olacak. Sürprizin içinde diye düşünüyorum bile şu bile anda. Öyle... Rengarenk bir saç. Hayır canım, yapacak? Bak buralarda güzel açmış. Burayı da açabilirdi. Yani bilmiyorum, bekliyorum ben. Belki çok fazla tepki gösterdiğimiz için belki yani saça 2-3 renk verecektir. Yani belki arkalara bir kırmızı, önlerde farklı bir renk görebiliriz. Ama hani dediğim gibi yani onu normal günlük hayatta çok kullanacağını tahmin etmiyorum. Emine Hanım, bugün bir savunmaya geçmişsiniz Cemal Bey'i, anlamadım. Yok Cemal. Yarın sonra çok güzel. Güzel. İyi olan bir şey. Güzel olacak. Daha da güzel olacak. İyi olan bir şey nasıl kötü diyebiliriz ki? Emine Hanım, yarın yarışmacımız, onun bir çekimselliği mi var? Yok yani. Yok, Cemal'in düşünceleri hoşuma gidiyor. Onunla konuşma fırsatım oldu. Çünkü güzel düşünceleri var. Yaşı çok genç ama bu işi... Hem sevdiği belli, bayağı. Hem de fikirleri sonuçta çok sonuçta genç güzel, olması çok bir şey ifade etmiyor. Sonuçta hepimiz burada ama rakibiz fikir yani. Yani fikir üretebilir ama fikir, kesinlikle herkes burada ama. Rakip yani. Sen niye onu savunuyorsun ki? Tamam, o da yani rakip. Peki, tabii ki rakip. Şundan ama... söylemiş olabilir belki. 30 senedir bu işi yapıyorsunuz ya. Evet. 24 yaşındayım ya. Yani siz çok ben doğmadan yani, önce başlamışsınız ya. Dünkü saçtan sonra hayla kırmadı. Yani belli canım, senin saç ben hala bir de kesimi bilmiyorum ben. Evet yani belli. Yani hani ben hiç istemiyorum ben. Ya ben onu savunmuyorum. Ben şöyle bir kendim. Yani senin niye gibi düşmanlığı var? Ya şimdi ben onu bana anlamadım. Söylediniz ya kesin yani, işte Allah daha şey değil. Ne olur ya. O yüzden. Tamam, sen karışma. Tamam, sen karışma. Ben modeli bile muhalif oluyorsun. Ya yani şurada sen, modeli bile karışıyorsun. Onu karıştırtmayın o işi. O bak, işten zaten işte anlamıyor. İşte bak ben demiştim çünkü. Ya ama ya sen bu, de böyle evet ya yani. Ya sen mısın? Ben buyum. Şöyle bak, saçla ilgili o zaman Elia. Ben saçla ilgili yorumunu yaptım. Yok şöyle şöyle. Yani ki Emine Hanım'ın hani savunmayla ilgili düşünüyorsanız saçla ilgili bir şeyler sorun ki o zaman zorlayın. Bakın niye anlamıyor. Ben de görmüş oldum. Benim bu fikrim belki. Sen düşündüm. Ne gibi bir değişiklik gördün peki bu saçta? Ben bu saçta açılmalar gayet güzel ama şuralarda böyle bir açılmaların az olduğunu ama bunu bilinçli olarak yaptığını düşünüyorum. Ve hiçbir ben bilinçli olduğunu fikir... sanmıyorum. Oralarını açmadığını. Mesleki açıdan bu şekilde yaklaştığını söylüyor. Evet. Bunu doğru yaptığını söylüyorsun. Emine Hanım doğru mu söylüyor? Emine Hanım aklı o konular var da işte ben açıklayıp sürprizi bozmak istemiyorum yani. Ben... yani... Emine Hanım'ın... Cemal Bey, evet bugün bir savunma olayı var. Saçla ilgili ya da başka bir şeyden dolayı mı savunuyor onu tam olarak anlayamıyorum, bilmiyorum da.
Ama herhalde yarın kendisininle yarışıp Cemal Bey'in kendisini desteklemesini mi bekliyor diye düşünüyorum. Daha fazla açılmayacağını, ya 7 sene de olsa anlamış o. Şimdiden ne kadar açılacağını fark edebiliyor. Bu çok iyi bir şey bence. Bu da onun yani işten anladığını gösterir. Yani tutunu dışlamak yanlış olur. Ya ben bunu 30 senelik bir kuaför anlamadıktan sonra 7 senelik bir kuaför anlıyorsa... Ben o şekilde bir saç yapmam rengarenk zaten. Biz de oraya... Evet. Ben sana şunu söyledim zaten. Buralar açılmış birazcık ama buralar açılmamış tamam, dedi. Tamam işte olur. Orada değil. Şuralarda da çok aşırı zorlamalar var. Arkadaşım burayı önce açmış. Arkadaşımız burayı önce açmış. Buraları bekletmiş ama burayı biraz erken açmış. Evet. Şimdi sen bana şunu söyleyebilir misin? Çünkü bile. Ben saçı açtığım zaman, kendi saçımı yaptığım zaman, modelimi... Geldiğinizde baktığınızda şey demiştiniz. Dipler çok açık, uçlar fazla açılı. Dipler çok daha açılmış. Onu kıyaslamak yanlış olur. Bir şey söyleyeceğim. Hadi. Hayır, onu bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim ben. Şimdi saç açılmış, tamam. Üstler iyi açılmış, altlar iyi açılmış hadi diyelim. Sen şimdi bu görüntüyü kaybedeceksin, tek renk olarak söylüyorum. Diğer yapacağın rengi bilmiyorum. O sürpriz olacak. Tamam. Bu olayı ben yok ederim diyor musun? Ben demiştim, yaptım. Yok ettim. Sen de yapabilecek misin bunu? Ya bizde zaten aslında şimdi kurusa saç zaten farkın çoğu gidecek. Sen de bilirsin bir cilayla zaten o çoğu şeyi... Yani yapacağım diyorsun değil mi? Yapacağız canım yani. Bana bunu söyle, ben onu soruyorum sana. Cilayla şurasında şuraya kadar sorun yok gider. Yani. Ama uçlar sıkıntı. Açmayı da güzel yapmışsınız. Uçlar için de düşünüyorum ben arkadaşlar, açmada da şöyle tabii ki diplerde o saç, siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Ama yani uçları çok yaklaşmamış diplere. Hafif sanki bir karıştırmışsın. Yani elimden geldiği şey çok yani. Çok bekletme, dibi evet, kadar evet. Girmemişsin. Evet. Girseydi senin saçında olmuştu yani çok böyle aşırı bir beyazlık. O zor olacaktı. Hani o şey burada da var. Anladın mı? Burada da evet, var ama açıklık ama doğallık. Açık renk olduğu için belli değil. Hala doğallık var. Yemin ederim. Anladınız mı? Zaten olay bu. Değer bakır şey falan olsa. Benim hoşuma giden hala dibinde peki, doğallık kalmış. Peki kaç renk çıkacak bu saçtan? Hala biraz doğallık var o saçın. Uçlar ne olacak? İki renk olacak. Yemin ederim dipleri tamam doğal da uçlar. Uçlar çok kolay. Yani zaten uçları da boyayacak diplerini. Ben düşünüyorum bir şeyler. Yok yok, hiç siz endişelenmeyin. Bence model hiç endişelenmesin bence. Yok, güzel bir şey çıkacak. Yani yaşı gençleşecek ama değil şey mi? Yapalım artık. Yok, gençleşecek zaten. Onu imkansız yani ben şey yapmam. daha fazla yani ablamızın zaten daha önce yaptığı yani, boyalar tecrübesi var zaten. Çünkü yüzü güzel. Ben gençleştireceğim yani, yaşlandırmayacağım. Çok ama güzel. Umarım öyle olur. 58 değil de bir 38 çıkarsın tamam, buradan tamam. O zaman. İnşallah. Zaten öyle gözüküyor. Evet. İhtiyacı yok onun. Neyse biz yine modelimizle baş başa bırakalım. Tamam. Teşekkür evet. ederiz. Sağ olun. Sana kolay gelsin arkadaşım. Tamam. Sıkıntılar beni gençleştiriyor çok. Sağ olun. Sürprizlerini merak ediyorum. Herhalde iki renk ya da üç renk olabilir. Çünkü modelimiz buna müsait bir tip. Belki üç renk yapmasına müsaade edecektir. Finalde de kırmızı halıda da renkle ilgili zaten kendisinin de endişeleri var. Herhalde bunu yansıtacaktır büyük ihtimal. Umarım iyi bir şey çıkar diye bekliyorum. İddiasına karşılık. Arkadaşların dedikleri çok da önemli değil zaten. Zaten saç kurduğunu zaten farkın çoğu gidecek. Ben zaten bunu cilayla bütünlüğünü oluşturacağım. Onların ne dediği o kadar önemli değil. Zaten ben şimdi boyasını yapacağım. Dediğim ışınları yapacağım. Sizin zaten memnunsunuz, sıkıntı yok. Doğrudur. Yok, sonra rutuşlarını yaptıktan sonra çok değişecek. Kesimi de güzel oldu. Yok, kesim oturdu şimdi, değil mi? Farkındasınız. Evet. Islakken de çok güzel duruyor. Evet, evet. Ben şimdi şey yapacağım zaten. Son rutuşlarını yapmak için yıkama setini yapacağım, son rutuşlarını falan zaten. Orada cilasıdır. Ondan sonra paket olayıdır. Daha fazla şey yapmayayım. Islak da silikte etmeyeceğim şimdi. Tamam. Yıkama setini alacağım. Tamam. Son rutuşlarını yapmak için. Buyurun. Kırmızı halı için hazırlanmaya başlayan Gülnur Hanım'a yeni saçına yakışır iddialı bir makyaj uygulaması yapılıyor. Dokunuşların tamamlanmasının ardından Cemal Bey kıyafet seçimine geçiyor. Yaşına uygun, tarzına uygun bir kıyafet. Saçın rengi de tabii önemli. Şuna bakayım. Bence bu onun tam yaşına da uygun. Bunu alacağım. Bir tane şunu alayım ben. Yedek bulunsun. Şu beyazları alıyorum kıyafetine uygun olur. Bir de şu siyahları alayım ben. Sadece bir bileklik alayım diyorum ben. Aynen şu bileklik yeterli olur bence. Şu daha mı güzel acaba? Şunu alacağım ben modelim için. İçeride görüşürüz artık. 3, 2, 1.
bu kadarını beklemiyordum. Renkte beni şaşırtmanı istiyordum. Şaşırtmışsın. Arkaları çünkü çok iyi açılmamış. Bir yanım ben zaten meslekten anladığını düşünmüyorum şahsen. Onunla bir sıkıntı yok yani. Evet, geldik bugünün final aşamasına. Haftanın üçüncü gününde Cemal Bey ile birlikteydik. Kendisi oldukça genç bir yarışmacı. 24 yaşında ve tam 8 yıldır bu mesleği yapıyor. Hazırız biz 5'ten geriye doğru tamam. Sayabiliriz. Olur. Arkadaşlar da saysın. Ben de modelimi getireyim. 5, 4, 3, 2, 1. Kırmızı halı sizin için kuruldu. Evet. Ne hissediyorsunuz? Çok mutluyum. Çok mutlusun. Tabii bu ana gelince olay biraz daha farklılaşıyor. Tabii, tabii. Bütün gün güzelleştiniz. Sizi evet. Bekledik. Evet. Ve bayağı bir değişmişsiniz. Evet. Ben çok beğendim. Böyle Altın Kızlar diye bir dizi vardı. Bilirsiniz evet, siz. Evet. Tam oradaki bir karakter olmuşsunuz. Hoş gözüküyorsunuz. Çok hoş değil mi? Tam oradaki kızlara benzemiş. Zaten çok sempatik kendisi. Evet. Renkle de bütünleşince zaten güler yüzü de var. Evet. Evet. Şimdi hangi işlemleri yaptık? Çok kısa bahsedelim. Yani saç geldiğinde kendi açmıştı hanımefendi saçını. Bayağı bir dorelikler vardı. Yani bal küpü, karamel tarzı bir şeydi. Onu elinden geldikçe açtım ben. Bir de önlere, yanlara blok şeklinde birkaç tane paket attım öyle. Renk ne, renk olarak ne diyoruz bu renge? Yani ben gri şeklinde bir cila yaptım. Yani sümme tarzı aynen. Yani küllü sarı tonlarında oldu. Zaten attığım balyajlar da yine küllü bir ton. Yani küllü kumral tonlarında. Yani nasıl diyeyim ben size? Platini biraz da küllüsü diyelim. Yani hı-hı, biraz daha koyusu hafiften. Yani ben tabii ki ne olduğunu görüyorum ama ekran başındaki seyircilerimiz de net anlasın istiyorum. Bu renk çok kolay çıkmaz hakikaten. Dişi tarzı bir renk yani değil. Yani şey söylüyorum, bazdan bahsediyorum. Evet. Saç rengini çok kolay yapamazlar. Yapamadılar da bugüne kadar. O yüzden tebrik ederim en başta. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Bayağı bu kadar kısa süre içinde. Harika oldu, istediğimden daha hala oldu. Evet, siz çok, siz de çok şık gözüküyorsunuz. Seni döndürdüler zorla yoldan karpuz içinde. Memnun kalacaksınız evet, dediler. Evet, memnun kaldım. Bu kara kışta evet. Gayet güzel gözüküyorsunuz. İçimizi açtınız. Şimdi ben eleştirileri alacağım. Ünal Bey'den başlayalım. Nasıl görüyoruz? Değişimin olumlu olumsuz yanlarını dinleyelim sizden. Kardeşime öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ellerine sağlık, emeğine sağlık. Ben teşekkür ederim. Modelimiz konusunda bugün şanslı bir arkadaşımızdı. Ne anlamda? Şöyle bir şanslı bir arkadaşımızdı. Hanımefendinin herhalde mesleği dolayısıyla yeniliğe ve her türlü tarza açık bir hanımefendiydi. Yani arkadaşımızı ikna kabiliyeti olarak çok zorlamadı ve zorlamadığını düşünüyorum. Renk olarak da hani kolay bir renkti bana göre. Hani açık zeminde evet ara ara koyulukları vardı ama bana göre kolay bir renkti. Çok hoş olmuş, çok güzel olmuş. Ama şu renklendirmeler bence daha renkli olsaydı. Siz diyorsunuz bu kırmızı, mavi ışıltılar olsaydı. Mor olsaydı mesela. Benim en çok mesela eleştirdiğim nokta.
Ben hiç şey değilim o konuda. Özellikle bir hassasiyetim var. Çok fazla gördüm. En az 100 tane saç yapıldıysa bu saçların yarısından fazlasında böyle buralarda pembeler, morlar var ve hiçbir şekilde anlam veremiyorum. Dolayısıyla bu çalışma bence çok daha orijinal olmuş. Hani savunmak adına söylemiyorum ama bir farklılık var en azından. Bugüne kadar gördüğümüz çalışmalar arasında kendini belli ediyor. Ya da hiç olmasaydı daha hoş olmaz mıydı? Ya onlar zaten küllü tonlarda. Saç da küllü bir sarı zaten. Ben sadece bir hava katsın. Şimdi hanımefendinin yaşından dolayı biraz daha genç göstermesini yeğledim. Onu da yaptığıma inanıyorum. Hoş olmuş. Renk hoş olmuş. Açıkçası bu kadarını beklemiyordum. Kesimde beni etkileyemedin ama renkle beni etkiledin. Ellerine sağlık. Zaten kesimde dediğim şekilde en başta da söylemiştim. Renklendirme benim için daha önemliydi. Onu da yaptığıma inanıyorum. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Renk güzeldi. Arkadaşımızın teknik bilgisi var mı? Zaten biz hani yanımıza aldığımız bir elemanlarımızı zaten ilk başta teknik öğretiyoruz. O yüzden arkadaşımız teknik bilgilerini iyi öğrenmiş. Emine Hanım, siz nasıl yorumluyorsunuz bir kadın gözü olarak? Ben kadın gözüyle istediğim bu diyorum. Ben bekliyordum Cemal'den. Böyle şey başından beri savunuyorum. Arkadaşlarım biraz rahatsız oldular. Ama gerçekten Cemal'in düşüncelerini dinlemiştim ondan. Bazı fikirleri vardı ama yani modeli için değil, güzel fikirleri vardı. Yani çok yenilikçi olduğunu düşünüyorum. İnsan araştırır, bulur. Bence araştırmış, gölge gibi yapmış önleri. O kadar güzel böyle gölge ışık oyunu var ki gerçekten çok farklı gördüm. Hani bir mor gibi duruyor, lacivert gibi duruyor. Renkleri o kadar hoş ki. Küllü ton olduğu hani için küllü ışıktan, tonlar aynen. Işıktan çok güzel yansıyor. Hani gölgeyi çok güzel yakalamış ama arkalarda da hani böyle isterdim. Bana hani böyle arkalarda biraz düşündüm, açılmayan yanlar vardı. Ben düşündüm, çok daha şey olmasın dedim, renk cümbüşü olmasın dedim. Yok çok az, bir iki ışıkta evet, evet. Hani çok az arkaya baktım, doğru. Çok ısrarla baktım, görmek istedim. Sadece önde değil de bir iki tane hoşluk olabilirdi diye düşündüm. Ya, abartı olmasın dedim, bu sahne anlıyorum iyi olur diye düşündüm. Anlıyorum seni ama ellerine sağlık, güzel olmuş, çok güzel. Teşekkür ederiz. Evet Hülya Hanım, siz dün yarıştınız. Nasıl buluyoruz değişimi? Hem bir kadın gözü olarak hem yarışmış biri olarak. Yani Cemal arkadaşımıza yani fena olmamış. Yani çok çok iyi olmamış ama fena da değil yani. Çünkü bu saçta sadece iki renk yok. En az üç renk var o saçta. Arkaları çünkü çok iyi açılmamış. Yani yaşına gitmiş. Dediğim gibi yani çok da başarılı değil yani. Nasıl cevap vermek istedim? Üç renk var deniyor. Çünkü enselerini kaldırdığınız zaman göreceksiniz zaten. Ben kaldırmıyorum enseleri ya. O şekilde beğeniyorum. Öyle kalsın bence. Yani size kaldırıp bakmayacağınız göre. Haklı çıktım. Ben burada çok mutlu oldum. Çünkü yani bu süre içinde demek ki ben gözlemleyebiliyorum. Hala şunu iddia etmiyorum. Ben çok iyi bir kuaförüm demiyorum. Saygısızlık etmiyorum ama gözlemlemeye çalışıyorum. Evet, çok hoş olmuşsunuz bu arada. Cemal tebrik ederim. Ben teşekkür ederim. Beğendim, değişim olmuş. Kesinlikle görmemiştim, bunu söylemiştim sana zaten. Renkte beni şaşırtmanı istiyordum. Şaşırtmışsın. Gerçekten beğendim, yansımalar çok hoş olmuş. Ve soğuk bir sarıya soğuk küllü tonlar olabilirdi. Sıcak tonlar, kırmızı, mavi. Mavi olabilirdi, yeşil de olabilirdi aslında ama tabii ki soğuk tonlar. Aslında konuştuk. Hanımefendi aslında mavi de istiyordu. O potansiyel de var. Soğuk tonlar olabilirdi sadece ama evet. Kırmızı falan, pembe falan olmazdı. Yok. Bana göre. Yalnız saç platin değil bu arada. Küllü sarı. Bu açık küllü evet. Sarı. Evet. Platin olmadığı için ve istenileni yapmadığın için sadece eleştirim bu olabilir. Onun dışında çalışman güzel olmuş. Sonuçta hanımefendi değişmiş ama geldiği haliyle. Ama her yıkanışta açılıyor. Sonra iki hali yok. Ben platinden bahsediyorum öyle sadece. Platin peki bir şey sorabilir miyim? Ben dışarıdan hani teknik olarak ve seyircilerimiz anlasın diye sormak istiyorum. Evet. Platinle küllü sarı arasındaki fark nedir? Platin çok açık bir sarıdır. Bu nedir? Bu küllü sarıdır. Yani nasıl anlayacağız biz bunu şu, bu kadar? Şu farkla anlayabilirsiniz mesela. Yanlara girdiğinde görürsünüz. Renk. Beyaz oluyor. Küllülükte birazcık şöyle vardır bizim tabirimizde. Kirli sarı deriz biz. Hı-hı. Mesela bu temiz sarıdır. Yani şu şekilde açıklayayım ben. Platin biraz daha paket sarısıdır. Yani paketle yapılan bir işlemdir. Bizim yaptığımız işlem dekolere yani açma işlemiydi. Onun üzerine ne uyguladık? Onun üzerine cila. Yani küllü bir şekilde cila uyguladık. Bu da onu küllü sarıya çevirdi. Cila yapmadığımız takdirde de arkadaşlar demişti çok aşırı derece dorelikler vardı. Zaten hanımefendinin geldiği renk belliydi. Evet.
Nihal Beyza söyledi, ben ona katılıyorum. Tabii ki renk hazır bir renkti. Üstüne hangi rengi yapsan yapabilirdin ki en zor renk ne demiştik? Platin yapabilir misin demiştik. Platine yakın ama bence de. Platine daha... yakın yaptın ama platin değil. Doğrudur. Sadece tek eleştirim bu. Dediğim gibi çalışma güzel olmuş. Yansımaları, tonlamaları çok güzel yapmışsın. İyi olmuş. İkisinde hiçbir değişiklik görmemiştim. Bu zaten havaya eleştirimi bulundum. Doğal olarak baktığımız zaman bayağı bir değişmişsiniz. Hoş olmuşsunuz. Tebrik ederim. Eline sağlık. Şimdi puanlama odasına alalım sizi. Birazdan görüşürüz. Teşekkür ederiz. Sizi de böyle alalım. Tamam. Ben beğendim. Güzel olmuş. Kesimle ilgili zaten eleştirimizde bulunmuştuk. Ama renkle ilgili dediğim gibi model iyi ama istenilen değişim olmamış. Evet, rakipleri yolladık. Kaldık biz bize. Nasıl, ne hissediyorsun? Sence birinci olma şansın var mı yorumlara göre? Ya ben zaten bu programa yani başvururken de bunu hedeflemiştim. Hı-hı. Yani bir tereddütüm yok bence. Hı-hı. Yani adaletli bir seçim olacaksa olacağına inanıyorum ben. Yine de sonuçta bu bir yarışma, oyun da sayabiliriz yani. Hı-hı. İyi olan kazansın, o anlamda sıkıntımız yok. Yorumlarda zaten pek bir şey yapıldığını düşünmüyorum ben. Çok sert değiş, yani kötü bir eleştiri yoktu. Herkes yorum az çok beğendi. Yorum yapmak için yorum yapıldı evet. Daha çok. Bir tek Hülya Hanım söyledi, üç renk vardı. Ben hemen, göremiyorum ama. Hülya Hanım'ı ben zaten meslekten anladığını düşünmüyorum şahsen. Onlara sıkıntı yok yani. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gülnur Hanım, siz mutlu olduğunuzu söylediniz. Evet, son olarak bir şey söylemek ister misiniz? Çok eğlenceli, çok güzel. Sonuçta çok iyi, başarılı bir gün geçirdim ve saç elde ettim. Çok mutluyum. Evet, ne güzel mutlu ayrılmanız. Kuaförümüz. Zaten annemi sıyırıyor ben. Canım benim. Canım, oğlum benim. Oy bir tane. Allah yolunu açık etsin. Her zaman böyle en güzel şeylere sahip olasın. En güzel an da bu zaten. Yani evet. Seni beğenmiş olması, işini beğenmiş sen olması çok güzel. Canım. Çok evet, teşekkür ederim. Evet, beğendim yani. İyi ki aramızdaydınız. Evet, ben de öyle. İyi günlerde kullanmanızı dilerim. İyi ki kabul etmişim, zor zar da olsa gelmişim bugün buraya. Çok mutlu oldum. İyi günlerde kullanmanızı. Ne güzel. Bakalım Cemal Bey haftanın bu üçüncü günde rakiplerinden kaç yıldız toplayacak? Aldığı yıldızlarla haftanın birincisi olma şansını yakalayabilecek mi? Hep birlikte izliyoruz. Cemal'i takdir ediyorum. İşi güzeldi ama yine de benim rakibim. Cemal'e 3 yıldız veriyorum. Cemal Bey'in değişimini beğendim ama istenilen değişimi yapmadığı için yıldızım 2. Bu daha fazlası gitmeyecek. Bu. Ya o ne ki ya? Bunu hiç o zaman kestirme bence. Hani rica ediyorum. Bak, hani göz yiyoruz. Var, nizam var. Bunu rica ediyorum. Bu mu sizin sözünüz? Bunu normal hayatta kullanabilecek mi bu? Tabii ki kullanacak. Şimdi burasını düz mü fönleyecek? Burayı da dalgalı mı yapacak? Kestiği saçı görünce zaten dehşete kapıldım. İnanamadım. Yani bana o kadar laf söyleyen Emine. Ben saçı incelemek istemiyorum. Çünkü saçı sadece görmemle bile... Evet, şu anlayabilirsin. An... İyi bir kuaförsün, anlarsın. Facia değil, çam ağacı dikiyorum. Görme dolaydım. Büyük bir facia ile karşılaştık. Gerçekten istediğini yapamamış ve işin ehli olmadığını da gösterdi. Saç değil, anladınız mı? Hani ben bunu kendim de keserim evde. Saçınızın evet bir inanılmaz derece hataları var. Sen 6 aylık bir kuaför bile değilsin. Bana verdiğiniz sözü 3 kere yediniz. Hani bu saçı bu kadar kesemezsiniz siz. 3, 2, 1. Maalesef iyi bir sonuç çıkartamadı. Çok acemice bir çalışmaydı bu. Cemal arkadaşımızın yaptığı saç rengini beğendim. Ama dediğim gibi zeminimiz bu renge zaten çok uygun bir zemindi. O yüzden 3 yıldız veriyorum. Kolay bir saçtı. Modelinle de çok iyi anlaştı Cemal Bey. Yani o yüzden hani çok fazla uğraştırmadı onu. O yüzden ona yıldızım 2'dir. Cemal Bey yaptığı imaj çalışmasıyla Bülent Bey ve Hülya Hanım'dan 2'şer, Ünal Bey ve Emine Hanım'dansa 3'er yıldız alıyor. Toplamda 10 yıldıza ulaşan Cemal Bey finale 2 gün kala ilk sıranın sahibi oluyor.
Bakalım Cemal Bey kalan iki rakibini de geçmeyi başarabilecek mi? Evet, bir günün daha sonuna geldik. Bakalım Cemal Bey topladığı yıldızlarla haftanın birincisi olma şansını yakalayabilecek mi? Biz yarın bir diğer kadın yarışmacı Emine Hanım'ın salonunda olacağız. Bakalım bize nasıl bir performans sergileyecek? Eğer siz de yarın neler yaşanacak merak ediyorsanız biz yine aynı saatte star ekranlarında olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben saçı incelemek istemiyorum. Çünkü saçı sadece görmem bile... Evet, şu anlayabilirsin. An, değil mi? Kuaförsün, anlarsın. Facia değil, çam ağacı dikiyorum. Görme dolaydım. Büyük bir faciayla karşılaştık. Gerçekten istediğini yapamamış ve işin ehli olmadığını gösterdi. Saç değil, anladınız mı? Hani ben bunu kendim de keserim evde. Saçınızın evet bir inanılmaz derece hataları var. Sen 6 aylık bir kuaför bile değilsin. Bana verdiğiniz sözü 3 kere yediniz. Hani bu saçı bu kadar kesemezsiniz siz. 3, 2, 1. Maalesef iyi bir sonuç çıkartamadı. Çok acemice bir çalışmaydı bu.